ekranlarına hoş geldiniz. Farklı açıdan programıyla karşınızdayız Nur Köşker ben. Hem dış politikayı hem de iç siyaseti konuşacağız. Hareketli başlıklar var gündemimizde ama öncesinde hadi gelin konuklarımı takdim edeyim sizlere. Hukukçu Profesör Doktor Ümit Koca Sakal bizimle. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. hukukçu Avukat Ahmet Çobanoğlu bizimle. Siz de hoş geldiniz. Teşekkürler Nurum. Yayınlar. Teşekkürler. Şimdi tüm dünyanın gözü kulağı Azerbaycan ve Ermenistan'da. Sebebi de şu. Antiterör operasyonu başlatıldı. Tabii tüm bunlar olup biterken bir yandan da 78. BM Genel Kurulu'nda liderlerin vereceği mesajları bekliyorduk. Gündeme biraz bu konunun oturduğunu söyleyebiliriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuya ilişkin verdiği mesajlar da önemli. Hemen cümlesini de aktaralım. Artık herkesin kabul ettiği gibi Karabağ Azerbaycan toprağıdır. Bunun dışında bir statünün dayatılması asla kabul edilmeyecektir. Azerbaycan'ın attığı adımları destekliyoruz açıklamasını yaptı. Bu konuyla başlayalım hemen Ümit Hocam. Peki. Benden mi veya biz de geleneksel olarak Ahmet peki. kardeşimden başka bir söz bulabilemiyorum. başlayalım tabi, o zaman. Olur. Nasıl değerlendirirsiniz hem Karabağ'daki gelişmeleri hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği mesajları? Şimdi Bugün 19 Eylül e, Gaziler Günü. Öncelikle başta ülkemizin banisi Gazi Mustafa Kemal olmak üzere ebediyete irtihal eden tüm gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Sağ olanlara da saatler sağlıklı günler temennisinde bulunarak sözlerime başlıyorum. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na az evvel hitaplarını tamamladıktan sonra ortaya çıkan bir görüntü vardı. Bu görüntüde de çok net bir şekilde e, mesajlarını tüm dünyaya dik duruşunu sürdürerek devam ettirdi. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bugün verdiği mesajları bir Türk vatandaşı olarak gayet yerinde, anlamlı ve çok önemli bulduğumu dile getirmek istiyorum. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı, her zaman olduğu gibi, tüm dünyaya mesaj vermeyi bu tarz platformlarda çok seven, önemli bir liderdir. Dış politikada göstermiş olduğu bu ince ayarlı sözleri, çok önemli yerlere gidecektir. Azerbaycan konusunda, kritik bir noktada olduğumuzu düşünüyorum. Genel olarak o bölgenin jeopolitik konumu, stratejik konumu ve bu saatten sonra ne olacağı aslında sadece Azerbaycan, Ermenistan iki ülkesini değil birden fazla ülkeyi de alakadar eder duruma gelmiştir. Burada bildiğimiz üzere Rusya, Azerbaycan, Ermenistan ve şu anda yeni gündeme gelen Türkiye, Azerbaycan'ın yanında olmasıyla beraber Türkiye ve İran denklemi olmuştur. Artık bu denklemin nereye gideceği, nasıl sonuçlanacağı, nasıl bir yol haritası izleneceği bütün ülkelerin politik davranışlarına ve selim açıklamalarına bağlı olduğu kanaatindeyim. Ancak Ermenistan'ın Dağlık Karabağ bölgesinde 2020 yılında kaybettiği savaştan sonra tekrardan bazı terör faaliyetlerine girmesi burada Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne, bölünmez bütünlüğüne bir tehdit olarak görüldüğü için Azerbaycan tarafından Savunma Bakanlığı çok net bir açıklama yaparak oradaki sivilleri kesinlikle hedef almadan halka gerekli bilgilendirmeler telefon aracılığıyla yapılarak ve oradaki Rus ve Türk birliklerinin yani barışı sağlamak için orada bulunan birliklere de gerekli bilgilendirmelerini sağlanarak nokta atışı şeklinde askeri unsurların meşru askeri unsurlara saldırılar gerçekleştiğini söyledi. Bunun amacı tabii ki de yapılmış olan bu anti terör faaliyetlerine karşı eylemleri durdurmak maksatlı yani toprak bütünlüğünü korumak maksatlı Azerbaycan'ın eylemleri meşru zemine oturtarak tüm dünyaya iyi bir mesaj vermek kendi toprak bütünlüğü konusunda da herkese net bir şekilde tavrını ortaya koymasıyla gündeme geldi. Şimdi burada Dağlık Karabağ konusunda aslında biraz daha geçmişten gelerek Karabağ'ın neden bu kadar önemli ve olduğunu, stratejik konumunun ve jeopolitik konumunun neden bu kadar kıymetli olduğunu da aktarmak gerekiyor diye düşünüyorum. Ve bizi izleyenler de belki çerçeveyi daha geniş anlamda anlayacaklardır. Yani neden bu Karabağ konusu konuşuluyor? Joseph Stalin, o zamanlarda 19... 1917 Rus Devriminden sonra Karabağ Trans-Kafkasya Demokratik Federasyon Cumhuriyetinin bir parçasıydı. Takip eden yıllarda bir dizi kısa savaşlar yapıldı orada. Tabii bu anlattığımız dönemlerde hep Sovyet Rusya zamanlarından gelen ve Rusya'nın egemenliği altında olan 1917 biz de daha yeni işte 1. Dünya Savaşından çıkmış ve o dönemde yalpalamaya yüz tutmuş bir Osmanlı Devleti yeni kurulmaya çalışılan bir Türkiye Cumhuriyeti devleti ve bunun mücadelesini sürdü dönemlerden bahsediyoruz tabii. Burada o dönemde 1918-20 yılları arasında bazı savaşlar gerçekleşiyor. 1918 Temmuz'unda Dağlık Karabağ'da 1. Ermeni Meclisi bölge yönetimini ilan ediyor ve ulusal konseyini oluşturuyor. Daha sonra Osmanlı askerleri Ermenilerin silahlı direnişiyle karşılaşarak Karabağ'a giriyor. Birinci Dünya Savaşında Osmanlı İmparatorluğu'nun yenilgisinden sonra İngiliz Birlikleri tıpkı 12 Ada bölgesindeki olduğu gibi veya diğer Kıbrıs bölgesinde de olduğu gibi Birinci Dünya Savaşı'ndan bizim mağlubiyetimizi görerek Karabağ ilhak ediyor diyebiliriz o bölgeyi. Daha sonrasında İngilizler geçici olarak Azerbaycan hükümeti tarafından atanan bir vali var. İngilizler bu valiyi Paris Barış Konferansı ve son kararı bekleyen Karabağ ve Zengezur'a genel vali olarak atıyorlar. Şimdi buradan ben devam ettikten sonra bir de Zengezur koridorunun öneminden de bahsetmemiz gerekecek. Çünkü son günlerde yapılan açıklamalarda Zengezur koridorunun tekrardan açılmasının önemi ve bu koridorun açılmasının karşısında kimlerin durduğuna da değinmemiz gerekecek bizim burada ki çerçeveyi tamamlayabilelim, yapbozu tamamlayabilelim. Azerbaycan Bolşevikler tarafından 1920 yılında işgal ediliyor. Daha sonrasında Ermenistan'da son uzlaşmaya gelene kadar Bolşeviklerle bir anlaşma gerçekleştiriyor. 1921'de Ermenistan ve Gürcistan halkı Bolşeviklerin gazına gelerek adeta Karabağ, Nahçıvan ve Zengizler ile birlikte Ermenistan'a tahsis edeceklerine söz veren Bolşevikler tarafından ele geçiriliyor. Yani Ermenistan, Gürcistan'da Azerbaycan gibi Bolşevikler tarafından işgal ediliyor, ele geçiriliyor. Daha sonra Türkiye'yi Sovyetler Birliği orada çok stratejik bir hamle yapıyor. Çünkü ülkemiz dediğimiz gibi Osmanlı Devleti yıkılma aşamasına gelmiş. Yeni bir Türkiye Cumhuriyeti kurulmak isteniyor ve Türkiye Cumhuriyeti de e, komünizmin gölgesinde olmasını çünkü Rusya'nın da emelleri her zaman Akdeniz'e inmek olduğu için Sovyet Rusya'da Türkiye ile bağlı olarak şunu söylüyor. Kendi tarafımıza bizi çekmesi, çekmesi için Zengezur'un Ermenistan'ın kontrolü altına gireceğini, Karabağ ve Nahçıvan'ın da Azerbaycan'ın kontrolü altında kalacağını belirtiyorlar. Eğer Türkiye ile alakalı Sovyetlerin bu planı olmasaydı bu bölgelerin hepsini zaten Ermenistan'a o zamanlarda vereceklerdi. Ondan yana hiçbir şekilde beis yok. 80'lerin 90'ların sonuna geldiğimizde artık Sovyet Rusya dağılma dönemine geliyor. Dağılmasıyla birlikte Dağlık Karabağ sorunu tekrardan bizim gündemimize geldi. Şimdi Bölgenin Azerbaycan sos, e, Sosyalist e, Hükümeti tarafından zorla Azerileştirdiğini iddia eden Ermeniler vardı, Ermeni çoğunluk vardı ve buradan gelen ideolojik ve maddi destek ile de bölgenin Ermenistan'a geçmesi için bir harekat başlatıyor Ermenistan. Sovyet Rusya'nın dağılmasıyla e, o dönemlere tekabül eden zamanlarda 90'ların başından bahsediyoruz. Oblast deniyor. Ee, Rusça'da bir kelime, Slavca'da daha doğrusu hocam bir kelime, bir e hmm. eyalet anlamına geliyor. O zaman hmm. adı Karabağ'da Oblast diye geçiyor. Bu Oblast'ın Ermeni köylerini içerecek mümkün olduğunca Azerbaycan Türklerinin köylerini hariç tutarak ortaya çıkan bölge Ermeni çoğunluğa sahip olarak çiziliyor Sovyet Rusya'nın dağılımında. Ağustos 87'de Karabağ, Ermenileri Ermenistan'la birlik kurmak için Moskova'ya bir dilekçe gönderiyor. Yani artık Ermenistan'a geçsin şeklinde buranın devamında 91-93 yıllarında Ermenistan silahlı kuvvetleri tarafından Karabağ işgal ediliyor. Dağlık Karabağ bölgesi aslında Azerbaycan toprakları tarafından çevrelenmiş. Haritayı bizi izleyenler kontrol ettiğinde çok net bir şekilde göreceklerdir ki Azerbaycan toprakları tarafından çevrelenmiş bir dağlık bölge ve içerisinde 3-4 tane vilayetin olduğu bir bölgeden bahsediyoruz. Bu Ermeni ayrılıkçılar dağlık Karabağ ile Ermenistan arasındaki Azerbaycan'a ait bölgeyi ellerinde tutarak bir tampon bölge oluşturuyorlar ve bu şekilde dağlık Karabağ ile Ermenistan arasında bağlantı kuruyorlar. Gel zaman git zaman yine bu konu gündeme geliyor. Aslında Azerbaycan toprakları içerisinde olması gereken bu dağlık Karabağ bölgesi artık 2020 senesinde gerçekleşen harekatlarla Azerbaycan topraklarına tekrardan dahil oluyor. Hak ettiği bir şekilde Türk topraklarına tekrardan geri dönüyor. Burada önemli olan husus şudur ki, devletimizin en yüksek e, başı olarak gelen Sayın Cumhurbaşkanı'nın Birleşmiş Milletler gibi, 193 ülke yanlış anımsamıyorsam, bir arada bulunan bir yerde bütün dünyaya Azerbaycan'ın her zaman yanındayız mesajını vermesi çok kıymetliydi. Bugün yine aynı şekilde, Sayın Devlet Bahçeli Bey de MYK sonrasında yaptığı açıklamada Karabağ Türk yurdudur. Türk kalacaktır şeklinde evet. çok net mesajlarını Azerbaycan'ın yanında olduğumuzu, durduğumuzu ve milli meselemiz olduğunu çok net bir şekilde tüm dünyaya haykırmıştır. Bu 2020 savaşında da hala devam eden bir süreçti ve bu süreci artık orada barışçıl yollarla çözülmesini tabii ki de bizler de isteriz. Ancak Ermenistan, Amerika'nın ve İran'ın kendisini dolduruşuyla, silah sevkiyatlarıyla vesairelerle bazı eylemleri gerçekleştirdiği sürece Azerbaycan toprak bütünlüğünü korumak için tüm meşru haklarını kullanmaktan da çekinmeyecektir. Ve her zamanda Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak kardeş Azerbaycan'ın yanında olacağımızı zaten hükümetimizde Cumhurbaşkanı'ndan itibaren Devlet Bey de aynı şekilde belirtti. Bir vatandaş olarak bir Türk vatandaşı olarak Azerbaycan'ın yanında olduğumuzu da belirtmek istiyorum. Bu Dağlık Karabağ konusunu anlatırken bir de Zengezur Koridoru hikayesi var aslında. Bu Zengezur Koridoru da nedir? Buna da bir değinmek lazım. Çünkü son zamanlarda özellikle Bakan Bey'den de yapılan bir açıklama vardı Ulaştırma Bakanı'ndan da. Zengezur Koridoru, Nahçıvan'la Azerbaycan arasında olan bir alanda kalan İran'ın tam kuzey sınırı, Ermenistan'ın da tam güney sınırında kalan bir bölge, bir koridor. Bu koridor şu anda kapalı. Bu koridorun kontrolü Rus kontrol birliklerinde, Rus güvenlik kontrol birliklerinde. Ruslar bunları buranın güvenliğini sağlıyor. Peki buranın asıl açılmasının önemi nedir? Burası eğer açılırsa Türkiye Cumhuriyeti ile Hazar Denizi'ne kadar uzanan Bakü'den başlayıp Hazar Denizi ve daha sonrasında Orta Asya'yı kapsayan Türkiye Cumhuriyetlilerle bizim birleşmemiz Doğal olarak da bu ticaret yollarının tekrardan canlandırılması, Türk Devlet Teşkilatları Birliği'nin bir arada tekrardan beraber yol alması ve aynı zamanda Çin'le olan ticaretin o karayoluyla, tren yoluyla tekrardan önemli bir şekilde Türkiye üzerinden sağlanması ekonomik olarak, jeopolitik olarak ve stratejik olarak çok önemli bir noktada. Hı hı. Ancak bu koridorun açılmasını İran istemiyor. Bu koridorun açılmasını Ermenistan da istemiyor. Çünkü bu koridor açıldığı andan itibaren dediğim gibi Türkiye Cumhuriyeti ile artık Bakü arasında yol 400 küsur kilometreye kadar iniyor. Ve biz artık Hazar Denizi üzerinden soydaşlarımızla kurmuş olduğumuz Türk Birliği Teşkilatları organizasyonuyla da çok rahat bir şekilde hareket edip ekonomik anlamda da tüm Türk devletlerinin gelişimine katkı sağlayıp aynı zamanda da Çin'le olan ticari ilişkilerimizi de sadece gemicilik veya hava yoluyla değil Oradan e, tekrardan oluşturabileceğimiz demir yolu sistemiyle aynı şekilde Avrupa'ya devam etmesini sağlayabilir ve ekonomik olarak da tüm herkesin katkısı olacağına inanıyorum orada. Ama bu Zengezur Koridoru'nun açılmasını dediğim gibi özellikle İran kuzeyinde yer alan yani şu anda er e, İran'ın %50'si belki daha bile fazlası Azer Azeri Türklerinden oluşuyor. Özellikle Tebriz bölgesinde çok ciddi bir Azeri Türk nüfusu var İran'da. İran da bu Azeri Türk nüfusundan aslında kendi içerisinde rahatsız olan bir ülke. O yüzden de İran, Azerbaycan ve Ermenistan sınırına evet. askeri birliklerini çekti ve orada bir tehdit mekanizması oluşturdu. Orada Türklerin olmasını bu çünkü e, şeyi yaparsak eğer Zengezur koridoru açılırsa hı hı. bu ticari yol ekonomik anlamda bizi çok yukarıya taşıyacağı için Dengeden İran birisi. üzerinden de dengeleri bozacak İran'ın da üzerinden geçen bu ticari yollar sorun yaşayacak yaşayacağını inanıyorlar. Aynı zamanda Ermenistan da bunu yine bu şekilde e, Türklerin orada kontrolünü ele geçirmesinden dolayı da istememekte. Hı hı. Bundan dolayı da bu Zengezur Koridorunun açılmasına biz Azeri Azerbaycan'la beraber bizler destek olmaya çalışırken ve bu konuda gerekli çalışmaları e, ikili diyalogları kurmaya çalışırken karşı taraf tamamen e, agresif tutumlar sergileyerek zannımca İran özellikle Ermenistan sınırına konuşlandırmış olduğu bu askeri unsurlarını bize bir tehdit, bu Zengezur Koridoru'na bir tehdit. Çünkü o tam konuşlandırdığı bölge koridorun sınırında kalıyor. Ve bu koridoru da tekrardan bir tehdit olarak gördüklerini, bir korkutma maksadıyla hareket ettiklerini düşünmek gerekiyor. Evet. Ermenistan'ın, bir de şu şuradan da bakmak lazım aslında, İran'la Amerika Birleşik Devletleri'nin arası... Her zaman biliyorsunuz ki çok bozuktu bu nükleer silahlardan dolayı. Ancak bugün bir gelişme vardı. Bir suçlu takası gerçekleşti. İran'dan Amerika'ya, Amerika'dan İran'a. Bu da aslında ikili ilişkilerde hı hı. o bölgede Ermenistan, İran ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bir grup olarak düşündüğümüzde, Türkiye, Azerbaycan ve Rusya'yı da diğer bir grup olarak düşündüğümüzde, dünya üzerindeki güçleri o bölgede tekrardan aslında güçlenmesini, bizim güçlenmemizi engellemesi ve Amerika'nın oradaki farklı emellerini en düşmanım dediği İran'la dahi ittifak yaparak veya onlarla bir işbirliği dahi yaparak bizlerin güçlenmesini engellemesi ve Rusya'ya karşı özellikle bir tutum sergilemesini de bu şekilde görmekteyiz. Bu Zengezur Koridoru son e, tamamlarken sözlerimi koridorun açılması çok önemli. Ekonomik olarak ülkemize çok büyük katkı sağlayacaktır. Aynı zamanda ülkemizin Dediğim gibi Orta Asya'daki ülke cumhuriyetlerle tekrardan gönül bağının varlığı sabittir. Fakat fiziki bağını da çok kolaylaştıracağı için bu yol Hı -hı. açılması çok önemlidir. Ee, umarım ülkemiz için dış politikada da bu Zengezur Koridoru'nun açılması gerçekleşir. Bu e, koridor açıldıktan sonra da ülkemizin ekonomik olarak da e, çok daha iyi seviyelere geleceğini ve ticaret hacimlerinin diğer ülkelerle çok çok üst düzeylere çıkacağı kanaatindeyim Peki Ümit Hocam bu konuştuğumuz çerçevede sizin perspektifiniz nedir? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hmm. e, cümlesinde Karabağ Azerbaycan'ın bir toprağıdır herkesin kabul ettiği gibi e, cümlesinin alt metninin önemli olduğunu düşünüyorum. E, siz hmm. nasıl yorumlarsınız? Vallahi şimdi tabii e, arka arkaya e, dış politikada son derece önemli gelişmeler e, yaşanıyor. E, şimdi ben üç tane hani başlığı şöyle baktığımda eee Evet, çok sıcak bir gelişme olarak Ermenistan-Azerbaycan meselesinin tekrar alev alması diyelim tırnak içinde. Evet, Birleşmiş Milletler toplantısı hı hı. ve burada Cumhurbaşkanı'nın yaptığı konuşma. Ama bunda bunun yanı sıra ki onu herhalde ikinci turda konuşuruz. Amerika hareketinden önce Cumhurbaşkanı çok önemli bir açıklama yaptı aslında. Ben arada biraz kaynadığını düşünüyorum. Ben bugün sosyal medya hesabımdan değerlendirdim bunu. Hı hı. Ee, biliyorsunuz Avrupa parlamentosunun bir e, kararı çıktı e, Türkiye ile e, yani bu tam üyelik meselesini bırakalım meali bu yani aslında sopa gösteriyor daha doğrusu yani siz ev ödevinizi yapmadığınız sürece ki ona sonra geliriz ikinci turda yani o ev ödevi zaten Türkiye'yi e, Türkiye'nin e, ulusal çıkarlarından vazgeçirmeye yönelik aslında bir sopadır o e, biz başka tür bir ortaklık buna karşı da Cumhurbaşkanı Valla gerekirse AB ile yolları ayırabiliriz dedi. Yani siz buna normal şartlarda AB'den e, örneğin veya AB ülkelerinden bir tepki beklerken ilk tepki içeriden geldi. İnanılmaz bir şey. Daha sonra açacağım. Ee, ilk tepkiyi içten fakat bana göre o anlamda içimizden olmayan e, namıktan yaptı. Şimdi bu dönem sonra işte bugün. Devlet Bey'in açıklamaları geldi. Şimdi bu iki konuyu ben de şeye sadık kalarak... ...hani bunu bir sonraki tura bırakarak önemli olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Çünkü artık kafamızı kukuma gömemeyiz. Bakın bir yol ayrımına geldik. Bir yol ayrımına geldik. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti 1963'te başlayan... ...hatta 59 aslında 59. ama hani anlaşmadan dolayı 63... Ee, bunca sene kapı önünde bekletilecek bir devlet değildir Türkiye Cumhuriyeti devleti. Bin küsür yıllık bir devlet geleneğinden bahsediyoruz. Şimdi ona geliriz ama şimdi bu e, Azerbaycan Ermenistan meselesi. E, şimdi zamanlaması bana çok ilginç geldi. E, bir kere Azer şey Ermenistan'ın ben çok büyük bir hata yaptığını düşünüyorum. Yani o ee, Karabağ'ın e, kurtarılmasından sonra Cumhurbaşkanı aslında e, bir el uzattı. Dedi ki gelin barış barışa gelin altılı bir mekanizma kuralım. Bak altılı bir mekanizma kuralım. Siz Karabağ'da şey tanıyın bu barış yapılsın. Ortalık süt liman olsun biz de sınırlarımızı aşalım. Şimdi bakın bu aslında e, Ermenistan halkının son derece çıkarına bir durumdu. Çünkü bakın diasporanın tuzu kuru. Yani diaspora Fransa'da, Amerika'da, orada, burada ya bal bal içinde yaşıyor. Onlara olan bir şey yok ki. Olan Ermenistan halkına oluyor. Dolayısıyla bir kere orada ben stratejik hata yaptılar. Tabii ben her zaman e, Ermenistan ile eee Ermenileri ayırmak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bakın bizim bizim de çok e, sayıda Ermeni kökenli yurttaşımız var ve yine biliyoruz ki e, Osmanlı'da tabai e, sadıka, sadık teba, işte ne zaman ki emperyalizm devreye girer ortalığı karıştırır. Önçak ve taşla beraber. E, orada e, Birinci Dünya Savaşı'nın o koşulları sırasında maalesef emperyalizmin tetiklemesiyle birlikte olanlar oldu yaşananlar yaşandı vesaire yani o yüzden hani burada Ermenistan ile Ermenileri gerçekten o anlamda ayırmak lazım yani ben Türkiye'nin bakın her şeye rağmen Ermenistan'a böyle bir veya Ermenilere bir düşmanlık ettiğini bir husumet beslediğini düşünmüyorum ve görmüyorum zaten ama siz o uzatılan eli iterseniz siz e, halen e, devlet kapasitenizin çok dışında hayaller kurmaya devam ederseniz onun karşılığını balyoz yumruk olarak alırsınız. O yüzden hani şeyin Aliyev'in ne oldu Paşinyan ifadesini hiç kimsenin unutmamasında ben fayda görüyorum. Şimdi niye zamanlama dedim biliyor musunuz? Bir kere bir süre önce bir anda Amerika ile bir yakınlaşma içine girdi Nikol Paşinyan. Birlikte tatbikat yaptılar. Değil mi? Ee, Dışişleri Bakanları düzeyinde görüştüler. Ee, Biden işte devreye girdi vesaire. Ve bir baktık ki bunun üzerine e, Paşinyan e, Ukrayna'nın yanında saf tutan Rusya'yı gerçekten rahatsız edecek, kızdıracak açıklamalar yaptı. E, bu arada da e, tabi orada şöyle bir cinlik yapıyor Ermenistan. Şimdi ben bugün açıklamaya bakıyorum diyor ki. Bizim diyor statüde bir değişiklik yok. Karabağ'da da askeri birliğimiz yok. E yok tabi. Siz orada çünkü paramiliter güçler oluşturmuşsunuz. Sivil görünme herkes için söylemiyorum ama sivillerin arasında bu paramiliter güçleri bu aralara yerleştirmişsiniz. Kendi çok zekisiniz ya. Bir de orada bir Kukla rejim oluşturmuşsunuz. Sözde bir Karabağ Cumhuriyeti vesaire. İşte Cumhurbaşkanı filan seçmişsiniz. Hani klasik vardır ya. Ee ben hep artık son dönemde nedense dilime hep pelesenk oldu. Candan Erçetin'in Candan ablamın ee o ee ben özlemedim ki seni kedi özledi. Hani çağır olsun diye bana kedi söyledi. Yani biz yokuz orada. Biz yokuz. E ee ne yap? Peki durup dururken mi şimdi Azerbaycan operasyon başlattı Nuranım? Yok. Azerbaycan mevkilerine ateşler açılıyor. Bayağı uzunca bir süredir. En son yanlış hatırlamıyorsam 7 tane e, Azerbaycan e, polisi e, şehit oldu. 2 tane asker yaralandı. Ondan öncekleri söylemiyorum yani yakın bir zamanda. Şimdi siz devamlı oradan roket atın, füze atın, ateş açın, orayı karıştırın. O, e, o zaman işte Azerbaycan'da en doğal hakkı olarak çünkü sonuçta e, orası Azerbaycan toprağı. Hani bu Birleşmiş Milletler kararlarıyla da sabit. Zaten öyle yani. E şimdi o zaman Azerbaycan bakın çok doğru bir şey attı ve söylüyor. Bu bir savaş filan değil ya sakın kimse öyle filan da nitelendirmesin. Yani nasıl ki Türkiye'nin doğusunda güney doğusunda yaptığı harekatlar terörle mücadele ise ben kendi ülkemde bir de bak böyle bir laflar oluyor işte çatışmaları durdurmak. Türkiye'de de ben duyuyorum e, silahlı çatışma bir dakika bir dakika ne silahlı çatışması ya ne zamandan beri terör örgütüyle devlet eşit düzeyde oldu da adı silahlı çatışma oldu terör operasyonu şimdi o yüzden Azerbaycan'da diyor ki haklı olarak ya bura benim toprağım Azerbaycan anayasası bu topraklarda da geçerli e, sen orada bir karışıklık bir huzursuzluk bir şey varsa benim buna müdahale etme hakkım var çünkü ben egemen bir devletim dolayısıyla hani Rusya'da diyordu ya Gerçi Rusya'nınki farklı ama düşünün o yabancı bir ülkede operasyon yaptığı halde ne dedi? Özel askeri operasyon dedi. E bu yani <laughs> bu tam anlamıyla bu anlamda bir e, iç e, operasyon diyelim. Ve burada bakın e, a, hakikaten hakkını teslim. Yani ben samimi söylüyorum bunu bir e, şeyden dolayı söylemiyorum. Yani gerçekten bakın Türk milletinin tarihinde ve genlerinde şey yok. Sivillere zarar verme yok. Ha, i̇stemeden olabilir bile ama o kadar dikkat gösteriliyor ki bakın ben şeyi hatırladım şimdi hocalık katliamı nasıl oldu hatırlayan var değil mi? Yani orada tuzağa düşürdüler insanları dediler ki biz bir koridor açtık insani koridor isteyen çıkabilir çıkanı katlettiler çıkanı katlettiler. Şimdi burada bakın ne yaptı Azerbaycan? Önceden oradaki sivillere SMS'le bakın şeyle o kadar şey ki ee, lütfen bu paramiliter yapılardan ve o ateş açılan o aslında askeri bölgelerden uzaklaşın ve nokta atışıyla tek tek buraları e, vurdu e, ve asgari derecede de özen gösterdi. Yani sonuçta e, ve gerçek manada da insani koridorlar açtı oradan sivil halkı. E, tasfiye e, e, edebilmek için daha doğrusu oradan işte e, güvenli bir vaziyette başka yerlere en azından tabii ki geçici bir süre için e, götürebilmek adına dolayısıyla orada şöyle bitirelim hani e, Azerbaycan hep söylüyoruz ya gerçekten Azerbaycan candır Karabağ Azerbaycan'dır e, Türk'tür Türk'ündür bitti hiç bundan geri dönüş falan yok e, ve bakın Azerbaycan ile barışık bir Ermenistan. Türkiye ile barışık bir Ermenistan demektir. Ve bu Ermenistan'ın da Ermenilerin de yani Ermenistan Ermenilerinin de lehine olan bir şeydir. Yani insanın hakikaten üzülüyor. Çok ekonomik sıkıntıları var. E ne oldu şimdi şey açılır işte sınır açılır. İnsanlar buraya gelir gider ticaret olur vesaire yani şunu demek istiyorum. Mevcut Ermenistan Yönetimi kendi insanına büyük bir haksızlık yapıyor, büyük bir kötülük yapıyor. Dediğim gibi diasporanın tuzu kuru, onun dolduruşuyla bunları yapıyor. Ha gelelim Birleşmiş Milletler meselesine. Ee, o şeye Ahmet kardeşim gayet güzel anlattı. Zengezur koridoru meselesi tabi ekonomik açıdan önemli ama gerçekten asıl tarihi ve jeopolitik açıdan çok önemli, hayati bir şey yani. Onun açılması Türkiye için çok değerli ve çok önemli. E, Tabi sonuçta Türkiye'nin e, iyi olmasını, kalkınmasını, güçlenmesini istemeyenler doğal olarak bu böyledir. E, onu engellemeye çalışacaktır. Çünkü bu bölge biz öyle bir yerdeyiz ki, bakın biz bir ateş çemberindeyiz aslında. Ya yani burası dünyanın kalbi Anadolu. Gerçekten böyle. Yani bu hani beylik bir laf değil. Yani o yüzden işte Kafkasları. Ee, öbür tarafı, güneyimizi ee, batımızı karıştırma derdiler. O yüzden hani birazdan geleceğiz ama bakın böyle bir ortamda iç cephenin sağlam tutulması her şeyden önemli ve değerli. İşte hep Atatürk'ü hatırlıyoruz değil mi? Dışta savaşlar kazanılır, kaybedilir. Kaybedilen bir savaş daha sonra kazanılır. Ama iç cephe çökerse diyor her şey biter. İç cepheyi sağlam tutmak gerekiyor ama bu iç cepheyi sağlam tutmada da hem iktidara görev düşüyor hem muhalefete. ikisine de görev düşüyor. Bu çok önemli bir milli bana göre vazifedir. Ee, Birleşmiş Milletler'e gelince şimdi ben ilginçtir. Ha, o yüzden demin şunu söylemeyi unuttum. Yani burada zamanlama o kadar e, önemli ki işte e, Ermenistan Amerika ile bu yakınlaşması sonucu da şimdi aslında Rusya tarafından da Cezalandırılıyor, öyle diyelim. Bak Rusya şey yapmıyor. E tabi bir açıklama yapıyor ya işte ya yapmayın etmeyin o önemli ama çünkü şimdi artık iş sahaya kalınca sahada Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı hiç şansı yok, hiç şansı yok. Bunu herkes de görüyor da biliyor da. Birleşmiş Milletler'de de bakın ben de katılıyorum. Yani Cumhurbaşkanının burada bir kere Azerbaycan konusunda çok net söylemde bulunması o tek millet iki devlet meselesini vurgulaması çok değerli. Yani bir kere Azerbaycan açısından çok önemli bir destek. Yani şimdi bakın şaka filan değil. Yani Türkiye Türkiye. bakın biz şunu anlamıyoruz bazen kendimizde. Çok ciddi ekonomik sorunlarımız olabilir. Çok ciddi sosyal sorunlarımız olabilir. İktidarla ilgili muhalefet ama bir gerçek var. Bin yıllık bir devlet geleneğine sahip Döneminin en güçlü, kudretli imparatorluklardan bir tanesinin bakiyesi veya e, yansıması olan bir devletten bahsediyoruz. Yani biz dün evvelsi gün kurulmadık biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Yani çok büyük bir devlet Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Biz bazen kendimiz bile bunu anlamayabiliyoruz. O yüzden diyorum yani biz bu maalesef bu batılıları veya diğer bir takım şeyleri olması gerektiğinden çok daha fazla büyütüyoruz kendimizi de bazen çok gereksiz yere küçümsüyoruz yani bunu 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 yapmayalım. Ayaklarımız tabii yere bassın. Ben şunu söylemiyorum hani biz böyle şey yapalı hayır ama biz büyük bir devletiz. O yüzden Türkiye gibi büyük bir devletin bunu şey yapması çok önemli. Mesela ben burada Cumhurbaşkanının konuşmalarında belki geri planda kaldı ama bir şey ortaya çıktı. Afrika vurgusu. Şimdi bakın yıllar önce. Türkiye Afrika'ya girdiğinde hatırlayan vardır herhalde Sudan'da ne bileyim tarım arazisi kiraladığında işte Sudan'a yardım yaptığında vesaire gene bu maalesef çapsız ee, bir takım insanlar buna muhalefet e, temsilcileri de var. Ne işimiz var Afrika'da diyordu işte gördünüz. Şimdi bazen yatırımınızı önceden yapacaksınız. Türkiye hani aslında bakın şunu bir türlü anlayamıyoruz bu sadece iktidara mal edemezsiniz bunu bu bana göre Türk devlet haklıdır bu dikkat ediyor musunuz özellikle 15 Temmuz darbe girişiminden sonra devreye giren bir devlet haklı var bunu bir görelim Libya'da da o devlet haklıydı bence Afrika açılımında da çok doğru vaziyette bak şimdi ne oldu orada Fransa adeta ko kovalanırken kovulurken Türkiye en üstünde tutuluyor. Ama Türkiye'nin bir de bir avantajı var biliyor musunuz? Türkiye gerçekten samimiyetle gidiyor. Bakın, bunu ben söylemiyorum. Çok önemli ciddi tarihçilerin hep şöyle bir saptaması vardır. Osmanlı İmparatorluğu imparatorluk olmuştur, emperyal olmuştur ama emperyalist olmamıştır ya da olamamıştır. Ama olmamıştır. Yani bugün Osmanlı 500 yıl elinde tuttuğu Yunanistan'da Hristiyanlık mı kalırdı? Din mi kalırdı? O mu kalırdı? Bu mu kalırdı? Bunu yapmadı. Bizde öyle bir şey yok. Öyle bir anlayış yok yani. Biz gidiyoruz alıyoruz ediyoruz. Şimdi o yüzden e, bunun önemi bence anlaşıldı. Tıpkı Libya'daki mesele gibi bu terör ve vekalet savaşlarına değinmesi enteresan. Özellikle ben mesela şu ya hakikaten şey güzel bir ifade dedi ki Deaş ve benzeri örgütleri paravan olarak kullananların riyakarlıklarından bıktık dedi. Hani bir de bunu ifade etme tarzı olarak da çok enteresan. Güvenlik konseyi eleştirisi e, bu isim vermeden LGBT dayatmasıyla ilgili bak isim vermedi ama ailenin korunması ona sistematik saldırı üzerinden buna da e, değindi. Kıbrıs'ın tanınmasıyla ilgili çıkış bence değerli. Çünkü şimdi şu anda dünya konjonktürü bana göre Kıbrıs'ın tanınması bakımından. Önemli bir fırsat e, yaratıyor. Yani dolayısıyla hani konuşma bu anlamda e, gerçekten e, önemli mesajlar var burada. Ama işte sadece söylem yetmiyor. Yani benim bu arada tabii eleştirdiğim şeyler de var. Yani şimdi e, Çin'in toprak bütünlüğünü tanırken acaba orada e, Uygurlarla ilgili meseleye girmek doğru muydu? Mesela Uygur Türkleriyle. Evet yani doğru muydu? Hocam, onlar da ee, bizim soydaşımız e, onlar. Tabii ama şimdi oradaki mesele orada. yani şundan dolayı diyorum. Orada benim korkum ve endişem bu meselenin e, Amerika ve emperyalizm tarafından olması gereken daha fazla büyütülerek kaşınarak başka bir şeye e, imkan hazırlanıyor olması veya ne bileyim işte gerekli miydi yani o e, bir kanala verdiği röportajda ebe Rusya'da aslında güvenmiyoruz etmiyoruz. ya Ben çok gerekli olduğunu düşünmüyorum. Ee, bir kere yani şunu bir anlayalım. Ben bir dahaki programa inşallah o konuda notlarımla da gelmek istiyorum. Şunu anlayalım. Sovyet Rusya ile Atatürk'ün kurduğu ilişki sadece milli mücadele dönemine ait geçici değil kalıcı ve uzun vadeli ve stratejik bir aslında ilişki evet. ve bıraktığı üç umdeden bir tanesi dış politikada Rusya ile daima iyi ilişkiler içinde bulunun. Bunu ama şunu söylemiyor hiçbir zaman büyük önder. Hiçbir zamanda ama o çok dostluk bağlarıyla bağlı olduğu Rusya'nın iç işlerimize karışması asla. Yani hiçbir devleti bir kere iç işlerine karıştırtmamıştır. O ayrı. Hani o yüzden işte Avrupa Birliği ile ilgili şimdi sıkıntısı şu. Cumhurbaşkanı şimdi iyi de söyleyeceğiz kötüyü de söyleyeceğiz gel gitler içinde. Zikzaklar içinde. Şimdi bir gün diyor ki ey Yunanistan bir gece ansızın gelebiliriz. Bana göre Yunanistan'ın anlayacağı dillerden bir tanesi bu. Çünkü ya neyine güveniyorsun? Neyine güveniyorsun? Amerika'sına güveniyor hocam. Ha, tamam ama şimdi bak uçlar olmamalı. Bir gün bu ertesi gün hadi gel barışalım artık gel masaya oturalım. Yani çok uçlar işte bir gün mesela bundan bir süre önce Avrupa Birliği'ne çok sıcak mesajlar gönderdi. Şimdi de yolları ayırabiliriz diyor ki ben beni bilen bilir ben ezelden beri zaten Avrupa Birliği'nin kapısından geçilmemesi gerektiğini Atatürk'ün olsa asla bunu yapmayacağını söyleyen bir insanım. Ha, bu arada onu unuttum bak şimdi ilk şeye bakın lütfen Azerbaycan'ın operasyonları başladıktan sonra ilk bu operasyonları durdurun şey kimden geldi aşağı yukarı ilktir muhtemelen veya ilkler Joseph Borrell yahu şimdi bak. Sen Avrupa Birliği'yoruk. Seni ne ne seni de ilgilendiriyor? Azerbaycan'ın kendi topraklarında güvenliği sağlamayla ilgili şey seni ne ne, ne, ne ilgilendiriyor? İşte Avrupa Birliği'ni ikinci turda konuşalım inşallah. Yani bu Joseph Borrell'in efendim biz e, bir e, medeni bahçeyiz, bakımlı bahçeyiz. Bizim dışımızdakiler jungle, vahşi orman. Bu mudur yani şimdi girmeyi istediğiniz Avrupa Birliği medeniyeti? Yazıklar olsun derim başka bir şey de demem. Ben de bu şimdilik bu, bu bunları söylemiş olayım. Peki, şimdi bu arada Rusya demişken, e, Dimitri Peskov'dan gelen işte hani en, e, endişeleniyoruz açıklaması var. Gerilimin yükselmesinden endişe ediyoruz. Zaharova'nın da bir ve... açıklaması olmuş. Onu da gördük tabii. Yani, Benzer yani. Şimdi bir taraf pardon siz taraf sözünüzü bitirin. <laughs> sorun değil. Estağfurullah. Ee, o açıklamayı düşündüğümüzde siz de sözlerinizde mesela Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerinden bahsederken o tarihsel süreci de güzelce özetlediniz bize. Arada bir gönül bağı olduğunu söylediniz. Ee, Ermenistan ve Rusya arasında da aynı gönül bağının olduğunu düşündüğümüzde e, söyledikleri gibi yükselen bir tansiyon olduğu konjonktürde e, nasıl bir tutum sergilerler sergileyecekleri tutum Türkiye ile ilişkileri nasıl şekillendirir? 2020 yılına gidelim bu konuyla alakalı. Ermenistan çok e, cesurca davranıyordu savaş konusunda, Karabağ konusunda. Sonra Azerbaycan hakkı olan toprağı geri aldığında kendileri iç siyasette dahi yani vatandaşları istifa çağrılarını yaptı yana. Şimdi az önce birkaç görüntü gördüm. E, hocam konuşurken birkaç şey kontrol ettim. Şimdi hmm. dile getireceğim. Kimler Maria açıklama zahriyor, yapmış, açıklama kimler yapmamış diye. E, tekrardan Parlamentonun önünde vatandaşlar ciddi bir tepki koyuyorlar. Ermenistan'da ve az önce 15 Taşıyan dakika önce. yanında şu korkuyla şunu söylüyor diyor ki bir, bir var. darbe çağrıları geliyor her yerden diyor. Enteresan. Şimdi, onu söyleyelim. Siz dediniz ya Rusya ile Ermenistan'ın bir ilişkisi, bir gönül bağı olduğunu söylediniz. Şimdi Azerbaycan'la Türkiye Cumhuriyeti arasındaki gönül bağı tarif edilemez bir gönül bağı. Biz ne diyoruz? Tek millet, iki devlet. Biz oraya gittiğimizde de oradaki halktaki o kardeşlerimiz de bize aynı gözle bakıyorlar. Her zaman bir sorun yaşadığımızda bizimle beraber hareket ediyorlar. Biz de ne zaman onların başında bir sorun olsa her zaman onları destekleyecek açıklamalar yapıyoruz. O gönül birlikteliği çok farklı birlikteliği. Bunun açıklaması Ermenistan Rusya, İran Ermenistan, İran Amerika Birleşik Devletleri gibi yapılacak açıklamalar değil. Çünkü o devletler ebedi olarak dostlukların olacağına inanmayan devletler. Genel olarak aslında dış siyasette ebedi dostluklar değil, ebedi menfaatler vardır. Fakat bizim Azerbaycan'la olan ebedi menfaatimiz değil, gönül kardeşliği ilişkimiz vardır. O yüzden Rusya ile Ermenistan arasındaki ilişkiyi bir ayrı tutmak lazım. Geldiğimiz konumda, benim kendi şahsi düşüncemdir. Geldiğimiz konumda az önce örneğini verdim. Zengezur koridorundan dolayı İran'ın asker konuşlandırması, Ermenistan'ın yanında olması ve Amerika Birleşik Devletleri'nin de bu üçlü sistemin içinde yer alıp Rusya'ya karşı hareket ediyor olması aslında burada Rusya ile Ermenistan'ı uzaklaştırıyor. Az önce verdiğiniz örnekte Dimitri Peskov'un yapmış olduğu açıklama bir tarafta tabii ki de iyi polis bir tarafta biraz da kötü polis mi? Ben şimdi Hı. öne baktım Maria Zaharova da bak şöyle Hı. diyor Hı. Dağlık Karabağ'daki geri o da dışişleri Hı. E, sözcüsü bakanlığı sözcüsü Dağlık Karabağ'daki gerilimin hızla tırmanmasından derin endişe duyuyoruz. Ermenistan ve Azerbaycan arasında ateşkesin en üst düzeyde uygulanmasına geri dönmek için yetkililerle sürekli temas halindeyiz. Şimdi tabii ki de şimdi Cumhurbaşkanı da açıklama yaptı. Ne dedi? Biz de barış isteriz tabii ki de dedi. Ama bu barış için Ermenistan'ın bazı yaptığı faaliyetleri geri çekmesi lazım. Artısın, Öyle tek başına sen Amerika'nın kendini desteklemesiyle olur olmayacak hareketler yaparsan İran'ı arkana aldığını düşünerekten o Amerika oraya seni yaparsan, ateşe atar at hocam Ukrayna çekilir, değil mi şey gibi kalırsın orada hiç Sayın kalırsın hocam, yani ya Ukrayna'da da bence aynısı oldu burada tabii, biz tabii. bunu çok konuştuk tabii, Ukrayna tabii. Rusya savaşının çıkmasını sebebi Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna'yı bu şekilde destekleyici hareketler yapması silah vermesi daha önce zaten vermesi, Maydan darbesinin arkasında hepsi, da hepsi hocam e zaten var Hepsi Rusya'ya neonazileri... karşı, Rusya ya karşı yapılan bir hamle aslında. Yani Rusya'yı her türlü köşeye sıkıştırmak için, Rusya'ya var olan ambargoların devamı için, Rusya'ya ekonomik olarak zararı uğratmak için Amerika Birleşik Devletleri ile aslında orada Avrupa Birliği'nin o kurucu unsurlarından olan Fransa'nın da İngiltere artık Brexit oldu artık yok. Fransa'nın ve İngiltere'nin de çok büyük payı olduğu kanaatindeyim. Biden'ın e, göreve gelmeden 6 ay önce yaptığı çağrıları hatırlarsınız. Evet. Rusya ile ilgili Rusya hani temel aktörlerden biri olduğunu düşünüyoruz zaten hani görev bile gelmeden edindiği bir misyon. Yani kesinlikle zaten gibi bu var. savaşın başlamasına sebepti oldular. Akabinde bu arada Ermenistanı destekleyen sadece Amerika olarak düşünmememiz lazım. Tabii canım. Fransa evet. çok o, o, güzel alandaki biraz para biliyoruz. Onlar zaten görüşlerini de biliyoruz o konuyla alakalı. Onlar da arkadan arkaya bu şekilde hareket ediyorlar. Ama Fransa'dan bu şekilde açık bir e, duyum alamazsınız. Bilmiyorum dikkatinizi çekti mi? E, evet. En son Sarkozy, e, özür dilerim. Cumhurbaşkanı ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la Macron Macron'la karşılaştığında Cumhurbaşkanı diyor ki <laughs> "Gel gel, gel, gel Türkiye'ye gel." diyor. <laughs> tamam diyor geleceğim. Ya geleceğim. Şimdi Cumhurbaşkanı davet ediyor bazı konuları konuşmak için ama Cumhurbaşkanının karşısındaki duruş mesela Paşin da görüşme gerçekleştirdi G20 zirvesinde Hindistan'a gitti sayın Cumhurbaşkanı. Orada şimdi Paşin yanına karşılıklı bir heyetler var. Bir Paşinyan'ın duruşuna bakın. Bir okuma yapalım. Bir de Sayın Cumhurbaşkanı'nın duruşuna ya da bizim heyetin duruşuna bakın. Yani acaba bir şey söylersem hani hocasına bir şey söylemeye çekinen küçük çocuk gibi böyle bir fırça yer miyim gibi. Keza aynı şekilde orada Fransa Cumhurbaşkanı aynı da... aynı zamanda haklılık ve haksızlığın verdiği o var. şeyden tabii de kaynaklanıyor. Bir şey de haklıysanız onun size vereceği güç inanılmaz bir güç. O da çok. var. O zaten tamam. o da var hocam. O dediğiniz gibi. Yani burada o ülkelerin... Ali e, menfaatleri dış politikadaki menfaatlerine göre nasıl hareket edeceklerini e, tahlil ederler. İran Amerika Birleşik Devletleri ile bu konuda bu coğrafyada bir araya gelebiliyorsa herkes herkese bir araya gelebilir. Bizim Azerbaycan'la olan yan yana duruşumuzun bunlarla alakası yoktur. İyi yaşayınız. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> benim değinmek <laughs> istediğim asıl husus şuydu, şudur ki ilk açıklama bugün Destek açıklaması içeriden siz dediniz ya hocam Azerbaycan Hı. tek millet iki devlet. Hı. Bizim Azerbaycan'a verdiğimiz devleti Sayın Cumhurbaşkanı Birleşmiş Milletler'de dile getirdi. Devlet Bey bugün MYK sonrasında canlı yayında dile getirdi. Bir de İyi partiden çok güzel bir açıklama geldi. Azerbaycan'ın yanındayız dedi. Azerbaycan Türk'tür kardeşlerimizin yanındayız dedi. Peki hocam kimden açıklama gelmedi? Hı. CHP'den açıklama gelmedi. Az önce onu kontrol ettim. Var mı dedim en ufak bir açıklama. En ufak bir şey yapmışlar mı? Yanlarında Hı. durmuşlar mı? Orada yapmamışlar. Aslında burada Sayın Hocam'ın az önce Avrupa Dur, Parlamentosu... İlk durması gereken de benim e, partim ECHP olarak. E, Öyle değil yani. sizin gibi düşünseler keşke öyledir. en başta dururlar zaten. Yani yani Avrupa Parlamentosu'nun o raporuna ben o dağ yani, bir şey geldi. Ben mi kontrol ettim Gelmiş mi hocam. E, bakmadım. Sosyal medyadan kontrol en ettim yoktu. Twitter'dan. Yoktu hocam herhangi bir şey. Özellikle kontrol ettim. Ali başarının grup başkan vekili olarak yaptığı açıklamalar var. Kılıçdaroğlu'nun Sayın Cumhurbaşkanı'na dönük olarak... 3-5 dolar oraya getirmek için gittim bizi utandırıyorsun şeklinde çok kötü ve alakasız bir açıklaması var. Biz burada Sayın Cumhurbaşkanı'nın ne kadar dik duruş sergilediğini, bütün dünyaya neler söylediğini ve hatta ben şu açıklamayı da çok önemsiyorum. Güvenlik konseyi artık dünya güvenliğinin teminatı olmaktan çıkmış 5 ülkenin siyasi stratejilerinin çarpışma alanı haline gelmiştir. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bundan önceki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Kurulu'nda herkesin gözünün içine bakarak Amerika, Çin, İngiltere, Rusya ve Fransa'ya dünya beşten büyüktür mesajını vermesi burada yine tezahürüdür. Bu da farklı bir açıklamasıdır. Bu ülkelerin artık Güvenlik Konseyi adı altında hareket etmesinin doğru olmadığını ve kendi stratejilerine göre hareket ettiğini söyleyen bir açıklamadır. Yani ben bu açıklamaya da ben önem veriyorum. Yani tekrarlanması önemli. Şu an kendi iç maalesef şeylerine düştüğü için yani ben yoksa ee, şey olarak Azerbaycan'ın elbette yanında olacaktır. Daha önce ona ilişkin açıklamaları da var. Ama kurumsal, şey, üzülerek söylüyorum ki kurumsal tabi ama üzülerek bahsedelim söylüyorum bahsedelim. ki e, Ünal Çeviköz başta olmak üzere asla söylenmemesi gereken şeyleri söyleyenler de oldu. Az önce Namık'tan örneği verdiniz zaman, evet, ona, ona geleceğim. geleceğiz biraz sonra. O konuya şimdi da geleceğiz. Ona geleceğim. Yani o... bu Namık'tan gibi CHP'nin içinde Sezgin Tanıkoğlu gibi milletvekilleri. O şimdiden daha şeyi aratmıyor zaten. Ünal Çeviköz'ü aratmıyor. Onların yanında duracak bir açıklama yapacağını hiçbir şekilde zannetmiyorum zaten. Bunu hepimiz de çok iyi biliyoruzdur diye düşünüyorum. Ee, dediğim gibi devletlerin dış politikada ebedi dostlukları değil ebedi menfaatleri vardır. Bu bölgedeki bizim Türkiye ile Azerbaycan haricindeki ülkeler ...menfaatleri üzerinden hareket edecektir. Ee, burada... ...dikkat edilmesi gereken tüm... ...dış politika ve... ...bürokrasi söylemlerine... ...ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en üst seviyeden... ...cevap vereceğini... ...ve gerekli barış protokollerini de... ...barış süreçlerinde de... ...gerek Sayın Dışişleri Bakanı nezdinde... ...gerek devlet başkanları düzeyinde... ...yani Sayın Cumhurbaşkanı düzeyinde de... ...sağlanabileceğini ve tekrardan barış ortamının... ...çok da uzak olduğunu düşünmüyorum... Ermenistan tekrardan Azerbaycan'ın karşısına almak istemez istediği kadar İran Amerika Birleşik Devletleri yanında dursun Azerbaycan tekrardan o topraklarda onlara karşı çok büyük bir üstünlük sağlar tekrardan bu sefer Ermenistan çok farklı şeylerle uğraşmak zorunda kalır kendileri de umarım böyle hata yapmaz Azerbaycan'ı Türkleri karşısına almaz Peki, Ümit Hocam siz bir giriş yaptınız. Belki biraz açabiliriz evet. bu Avrupa Birliği meselesini. Devlet Bahçeli'nin evet. sözlerinden de bahsettiniz. Çok net bir tavrı vardı. Sizin değerlendirmeniz nedir? Biz Avrupa Birliği'ne girmek için uğraşmalı mıyız? <laughs> Çok güzel bir soru. Yani biz burada tabii bunları işte bunları tartışmak lazım. Çünkü bakın, ben bir kere şunu söylemiyorum. Avrupa Birliği'ne girmeliyiz diyen bir görüşte olabilir. Şey değil ki bu ki yani sonuçta Herkes aynı şeyi düşünmek zorunda değil. Gerek çare de güzel olur. Ha, yani ortaya koyarsınız. Ama şuna karşıyım. Yani e, biz biz efendim biz Batı'yı e, hedefledik. O yüzden bizim yerimiz mutlaka Avrupa Birliği'dir. Atatürk bize bunu gösterdi. Bunu e, işaret etti filan. Buna karşıyım. Bir dakika öyle <laughs> değil. Hani tıpkı şey gibi burada hep eleştiriyorum ya. Ya herkes serbest piyasacı mı olmak zorunda? Herkes liberal, neoliberal politikaları benimsemek zorunda mı? Mesela ben işte ezelden beri ben e, e, Atatürk'ün 1900 özellikle 1930-38 arasında uyguladığı o devletçi, kamucu, halkçı, üretime ve planlamaya dayalı kitlerin merkezde olduğu, tam bağımsızlığın esas alındığı ve büyük önderin bütün meclis konuşmalarında bıkmadan usanmadan denk bütçe diyor ki maliyende yoksa yapmayacaksın. Denk bütçe, dış ticaret açığının olmaması, e, güçlü lira ki onun dönemi o dönem 1 TL eşittir 1.4 dolar. Bunu söylediğimde insanlar irkiliyor, gençler bilmiyor. Allah Allah çünkü düşünebiliyor musunuz? Biz alışmışız 1 dolar e, 30 lira olmasına bak diyorum ki ben 1 TL 1.4 dolar. Yani TL daha değerli. Gidiyorsun 1 TL veriyorsun 1.5 dolar alıyorsun. Şimdi böyle yani bunlar tartışılacak şeyler. Şimdi bakın ben şuradan başlayayım. Ee, ya bu ayrı bir tane ama bununla bağlantılı olduğu için çok detaya girmeden söylüyorum. Bu işte Atatürk'ün Atatürk'ü doğru anlamamak olarak görüyorum ben. Bayağı üzerine de çalışıyorum. Buraya kıyamet gibi şey yaparım. Zaten muhtemelen yazmakta olduğum kitabın ismine de Atatürk'e göre Atatürk diyeceğim. Hani işte hangi Atatürk? O bu yok öyle bir şey. Atatürk'e göre Atatürk Atatürk hiçbir zaman batıcı olmamıştır. Batılı olmakla batıcı olmak arasında dağlar kadar fark var. Bir. İki. Atatürk taklitçiliği kökten reddetmiştir. Atatürk sentezcidir. Atatürk her şeyin Türk milletinin e, karakterine uygun olarak ve milli bir sentezle yapılmasından yanadır. O kadar çok örneği var ki mesela şimdi hatırlıyorum bir amir geçen rastladım bir yerde. Ya inanılmaz bir şey ya. Bir Amerikalı gazeteci yanlış hatırlamıyorsam bir soru soruyor. Ya işte siz diyor nasıl garp garplılaşacaksınızdır? Hani batılılaşacaksınız. İşte Amerikan toplumundan neler hani alırsınız gibi ne diyor biliyor musunuz? Biz maymun değiliz diyor. Biz kimseyi taklit etmeyiz diyor. Biz biziz diyor. Bakın. Şimdi o yüzden böyle Atatürk'ün sözlerinin neresinde Avrupa, Batı var ya Muasır medeniyetler seviyesi diyor. Bir şey söylemiyor ki yani ya illa Fransa, illa İngiltere. Tam tersi. Bunlara karşı yönde çok sayıda da söylemi var. Şunu anlamak lazım. Bak işte o zaman Avrupa Birliği'ni doğru anlarız. Atatürk'ün esas model aldığı şey bizzat bu ülkeler değil. Asıl model aldığı şey akıl ve bilim ışığında bir e, genişmişlik bir çağdaşlık bak akıl ve bilim gelişmişlik çağdaşlık demokrasi ve hukuk adalet Bunlar yani bu illa onu taklit ederek değil ve kendi olarak bunları yapmak istiyor kendi olarak en önemli şey bu işte ha, o yüzden şimdi e, burada e, ben Türkiye'nin zaten Avrupa Birliği'ne ki Avrupa Birliği'nin ne olduğunu bir anlaması lazım insanların. Yani bakın Avrupa Birliği aslında niye kuruldu? Hani Avrupa ekonomik toplulukları ne dedim biliyor musunuz? Çok basit. İki dünya savaşında çıkaran Almanya'dır. Almanya'nın ham madde ihtiyacıdır, genişleme ihtiyacıdır. O yüzden o zamanki toplulukları yani üç topluluk olarak sonrasında buraya geldi ya çelik, kömür vesaire ekonomik AET, ekonomik topluluk hep Almanya'yı dizginlemek. Ama ne oldu biliyor musunuz? İşte Almanya öyle bir dev güç ki bir anda o yapı Almanya'nın e, arka bahçesine dönüştü. Şimdi şunu kabul edelim Avrupa Birliği eşittir Almanya'dır biraz da Fransa'dır. Ama Fransa şımarık kardeş hani bazen kafayı kaldırır vurur kafasına filan böyle. Şimdi Avrupa Birliği bir bağımlılık ilişkisidir. Bakın ne yapıyorlar ben, ben üzerine çalıştığım için biliyorum benim Tez doktora doçentlik tezim Avrupa Birliği ceza hukukunun esasları. O yüzden yapıyı da bir inceleyeyim istedim. Hani bir AB karşıtı bir insan da olarak ya evet, ne canım. yapıyor biliyor musunuz? Herkese herkese bağımlı kılıyor. Yani İspanya diyor ki şunu şunu ekeceksin. Öbürü diyor ki sen de şunu şunu ekeceksin. İkisi birbirine muhtaç. Ama günün sonunda herkes Almanya'ya muhtaç. Herhalde reklam geldi. Bir reklam tamam, geldi. Tamam ben onu artık anlıyorum. Siz sonrasında size devam tamam. edeceğim. Tamam. Oradan... Bölünmüşse olmasın çok tabii, güzel tabii, detaylandırarak tabii. anlatıyorsunuz. Peki. Tabii. Haydi ara ayrılmayın bizden. Sonrasında devam edeceğiz. ve devam edelim farklı açıdan Ümit hocam reklama evet. gitmeden önce Avrupa Birliği, Birliği meselesini Birliği nedir? evet konuşuyorduk yani şöyle aksi görüşte tabi olabilir ama bana göre ben e, Atatürk'ün bütün söylemlerini eylemlerini her şeyini okuduğumda Avrupa Birliği'nin kapısından dahi geçmeyecek olduğunu kendi açımdan çok rahat söyleyebiliyorum şimdi bu bir yana e, bir kere hani her durumda biz ilk başvuruyu 1959'da yaptık. 63 yılında Ankara Anlaşması'nı imzaladık. 1987'de de, de değil mi resmi olarak e, üyelik başvurusunda bulunduk. Hatta o daha sonra o meşhur var ya Papa Papa heykeli önünde atılan imzalar vesaire. E, en ne oldu peki bunca yılda bizden bakın biz çok iyi bir durumdayız demiyorum ama bizden çok daha geride olan bir sürü ülke alındı. Biz halen kapıda bekletiliyoruz. Ya bakın ya insanlara doğruyu söyleyelim. Bizi almayacaklar, istemiyorlar. Zamanında Avrupa'nın en önemli siyasetçilerinden Helmut Schmidt de bunu açık açık söyledi. Ben bu dürüstlüğü seviyorum ya. Kızıyor muyum, kızıyor muyum? Ya öbürlerine kızın. Yani ya biz ev ödevinizi yapın alacağız. Hayır almayacaksın. Valery Kardes'ten de aynısını söyledi eski Fransa Cumhurbaşkanı Giscard Kardes'ten. Şimdi Türkiye'yi almayacaklar. Zaten bana göre Türkiye'nin de burada yeri yok ve bu ülkenin yararına da değil. Türkiye'nin ben AB'ye ihtiyacı olduğunu da düşünmüyorum. Hukuk devleti demokrasi gibi evrensel değerleri benimsemek için orada olmanın bir şart olduğunu da düşünmüyorum. Ben kendi insanım için kendi ülkem için kendi milletim için, Türk milleti için bunu zaten talep eden bir insanım. Bunun için illa şey olması gerek değil ve daha kötüsünü söyleyeyim. Bu benim bakış açım. Bakın biz siyasi mekanizmaya girmeden, yani ortak olmadan pazar olduk. E bitti adam niye alsın sizi? Soruyorum. Yani ortak değilsin, siyasi mekanizmada yoksun, karar mekanizmasında yoksun ama pazarsın. Şimdi bunu bana birisi izah etsin. Bundan dolayı Türkiye'nin ekonomik zararı çok ciddi hesaplanamıyor bile. Ondan sonra ben baktım. Şimdi şey iş adamlarımız şey yapıyor. Efendim diyor mallarımız giriyor da biz giremiyoruz. Ya bir kere burada Avrupa Birliği bir kere çok iki yüzlü davrandı. Yani bizim ta 63 anlaşmasından kaynaklanan vize muafiyeti hakkımız var ya. Bilmiyorum hani bunu bir şeye gitmek lazım. Ve maskeleri de düşmesi lazım. Bu Avrupa Birliği Adalet Divanı'na e, bir gitmek lazım mesela. Şimdi buradan şuna geleyim. Yani benim hani şeyim bu. Aa, şimdi bu ayrı ama e, ve ben hükümetin de bakın dış politikadaki bahsettiğimiz olumlu iyi şeylerine destek vermekle beraber başta ABD ve NATO ile ilişkiler olmak üzere dış politikada gel gitler çelişkiler, tutarsızlıklar yaşadığını söylüyorum. Bu bu bir eleştiridir. Ee, mesela İsveç ve Finlandiya konusunda burada çok konuştuk. Halen de söylüyorum. Bizzat Cumhurbaşkanının Müslüman aynı delikten iki kere sokulmaz dediği halde üçüncü kere sokulduk. Bak iki değil üçüncü kere sokulduk. Biliyorsunuz bir Fransa'nın geri dönüşünde, bir Yunanistan'ın geri dönüşünde bir de şimdi Finlandiya. Yani ne ne elde ettik biz şimdi Finlandiya'ya girdi? Ne elde ettik? Yine gene söylüyorum. İsveç terörle mücadele ya terörle mücadele yasasını değiştirse ne olacak İsveç? Bana ne faydası var ya? Hani ha ya şimdi o yüzden bunlar bir yana ama ben ha bakın yapar yapmaz yapabilir yapamaz samimidir değildir. Ona onda değilim ama sonuçta Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye ile ilgili almış olduğu bu bana göre biraz Türkiye'yi böyle e, aşağılayan, eee tezdir eden bir e, kararına karşı bence gayet doğru bir vaziyette dedi ki e, ha öyle mi dedi biz de dedi e, bu gelişmeler karşısında değerlendirmelerimizi yaparız ve bu değerlendirmelerden sonra da Avrupa Birliği ile gerekirse yolları ayırabiliriz. Ya öyle veya böyle bu bir şeydir. Şimdi sizin burada değil mi bir şey söylediniz siz. Yahu <laughs> burada daha henüz AB'den Avrupa Birliği üyesi herhangi bir ülkeden buna karşı bir şey gelmeden içimizdeki ırlandalı falan diye bir meşhur laf var ya bir anda baktık ki ilk sesi veren maalesef üzülerek benim partimin yani ECHP olarak partimin danışmanı yeni danışmanı sağ olsun daha dakika bir gol bir Ünal Çeliköz'ü ün çaratmıyor e, ulusal menfaatlere aykırı tutum almada e, Ünal Çeviköz'ü hiç aratmıyor namıktan baktım ya inanamadım ya dedim ben acaba e, yanlış mı görüyorum hayır efendim T24'ün sorularını yanıtlamış Cumhurbaşkanı'nın ifadelerini ciddiye almıyorum diyor daha önce de benzer ifadelerde bulundu diyor ki bu konudaki bu eleştiriste katılırım ama şimdi bakın içte bizim konuşmamız başka şey dışa karşı başka bir şey ciddi almıyorum. Bu sözleri iç siyasette bak şu da çok acayip değil mi? Milliyetçi ve ulusalcı kitlenin gönlünü okşamak için olduğunu düşündüğünü bak bu bak bilinçaltını görüyor musunuz? Ya ha demek ki sen ve şu anda partin öyle mi? Milliyetçi ve ulusalcı değil. Ben ulusalcıyım elhamdülillah. Ne olacak? Milliyetçiyim de ulusalcıyım da. Ben çünkü altı okun altısını da benimsiyorum. Ve benimsemek zorundasınız eğer ee, ben bu partiden dedim diyorsanız bak şimdi e, AB masasından kalkamayacağını söylüyor. Bu nedir biliyor musunuz? Bu e, sizin hani dedim ya Cumhurbaşkanı samimidir değildir ama adeta kendi cumhurbaşkanınızın blöf yaptığını söylüyorsunuz ve e, bu şekilde de Avrupa Birliği'nden vazgeçilemeyeceğini söyleyerek kendi ülkenin değil doğrudan doğruya Avrupa Birliği'nin yanında yer almış oluyorsun ve kendi ülkenin elini zayıflatıyorsun. Yani şimdi soruyorum. Bu hangi şey var ya? Bu yani e, bunun adı bana göre ben yazdım da bugün. iç cephe bozgunculuğudur. Ve bakın bunları söylerken hani bir yerinde de Avrupa Birliği'nin tutarsızlığına, ilkesizliğine bir lafın olsun. Yahu Avrupa Birliği ona buna demokrasi dersi verirken, Kopenhag kriterleri derken, hep söylüyorum. Daha burnunun dibinde da e, o kadar boşuna katledilirken gıkı çıktı mı aynı Avrupa Birliği'nin? Şeyde kimin, kim hazırladı e, e, Ruanda'daki katliamı? Fransa ve Belçika değil mi? Yani tencere dibin kara, seninki benden kara. Ona buna demokrasi dersi veriyor. E şimdi e, bunu yapıyor. Bak açık söyleyeyim. Böyle bir muhalefet anlayışı olmaz. Bak hep söylüyorum, gene söylüyorum. Kimsenin devletine, ülkesine, ülkesinin çıkarlarına ve milletine muhalefet yetkisi, hak ve yetkisi yok. Bana göre bu bir skandaldır. Şimdi soruyorum o zaman bu beyefendi kimin sözcüsü ve kimin danışmanı? Bak, yeni bir şey değil. Aynı zat bunlar çünkü Amerikan zihniyetiyle artık e, kuşatılmış. Anlatabildim mi? Zihni e, işgal edilmiş. Bak 15 Temmuz 2023'te ne diyor? İsveç ve Finlandiya'nın NATO ile ilgili olarak Türkiye'nin ortaya koyduğu talep ve şartları dost ve müttefiklerimize karşı şantajı çağrıştıran çirkin politika diyor. E bu, o zaman NATO ve ABD sözcülüğüne soyunmuşsun. Şimdi AB sözcülüğüne soyunuyorsun. Ayıp değil mi? Bu mudur yani? Ha, o yüzden ha şu bakın bir de şu var. Bir de şu var. Onu atlamadan geçmeyeyim ve 2-3 dakikada bitirmeye çalışayım. Yani bu iktidarın da şöyle bir adli iyi değil. Biliyorsunuz bu uyum yasaları çerçevesinde o zaman bir şey çıkmıştı Nur Hanım. işte. Bizim ciddi bir aydın sorunumuz var hep söylüyorum. Halen tanzimat aydını. Halen kafa oraya bağlı. Ora, orayı yaşıyor. Bir şey mantığı çıktı ya. Efendim Türkiye ev ödevini yapmalı. Ne oluyoruz arkadaşlar ya? Türkiye nedir yani böyle bir öğrenci gibi kapı önünde elleri böyle bekleyecek ödevini yapacaksın onu yapacaksın bunu yapacaksın bu mudur yani Türkiye'ye biçilen görev bu mudur ve o süreçte ve akabinde bu işte kriterleri yerine getirmek filan falan şeyleri üzerinden Türkiye'nin yapısı bozuldu birçok şey yerle yeksan edildi hatırlayalım hep işte ya aman aman uyun ya bir tanesi çıktı bakın e, kardeşim de hukukçu. Dedi ki TCK'daki dedi ifade özgürlüğünü engelleyen maddeler kaldırılmalı. Ama arada ne var biliyor musun? Mesela e, suç işlemeye tahrik. Suçu övme. Ya bu şimdi Allah'ınızı severseniz bunun ifade özgürlüğüyle ne alakası var suça tahrikin. Bunlar çıksın denildi. Gelindi Türk yargısının üzerine çullandılar. Ben o sıra baro başkanıydım veya yönetim kurulundaydım. Biz bunlarla mücadele ettik. Yani dolayısıyla iki Avrupa Birliği Türk tarımını ve sanayini çökertti. Ben size şey şey getireyim. Tek tek rakam olarak da getiririm isterseniz. E, ve bakın gerçekçi olalım ve bir şeyle bitireceğim. Lütfen hepimiz gerçekçiliğe davet ediyorum hepimizi. Şimdi her şeyi bir yana bırakalım. Diyelim ki tamam girilsin hani. Ama şu an <laughs> Yunanistan'ın arkasındaki Fransa'nın ve diğer bir takım ülkelerin ya sizin Avrupa Birliği'nde hani beraber olacağınız Almanya Leopard tanklarını kendi ülkenizde terörle mücadelede kullanılmasına izin vermedi. E şimdi soruyorum e, o Avrupa Birliği değil mi e, bizim terörle mücadelemizi sulandıran e, PKK'ya ve diğer terör örgütlerine kucak açan bunlar değil mi? Yani biz şu, şu kadar saf mıyız? Yani gerçekçiliği gene davet ediyorum dedim ya. Yani Türkiye ağzıyla kuş tutsa dahi bugün mavi vatandan Adalar Denizi'nde ve Doğu Akdeniz'deki ulusal çıkarlarından ve Kıbrıs gibi hayati bir konudan ödün vermek sizin gerçekten Avrupa'ya girebileceğini düşünüyor musunuz ya siz? Yani Yunanistan öyle mi? Ya benim canım kardeşim Türkiye girsin tabii. Hiçbir taviz koparmadan öyle mi? Ya biz direkten döndük Nur Hanım bu işte Avrupa Birliği Biz adayız giriyoruz girdik davul zurna cebimiz para dolacak Evet evlerimizi yapıyoruz mantığıyla Türkiye'nin bütün kurucu kodlarıyla oynadıkları gibi bu iktidarın bunda büyük şey vardır ee, ama sadece hani bununla kalsa gene iyi Biz Avrupa Birliği'ne gireceğiz diye kendimiz olmaktan çıkmamız bir yana direkten döndük dediğim şu Eğer Rumlar Rumlar hayır demeseydi biz yes annem pes be annem adı altında Kıbrıs gitmişti gitmişti. Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük milli kahramanlardan biri olan Rauf Denktaş'a yapılanları ben unutmuyorum. Çünkü ben o büyük kahramanla iki kere baro başkanı olarak baroda onu ağırlama ve sohbetinden istifade etme şerefine eriştim. Bundan da çok büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Yani o o yüzden e, bir kere hani e, sizi oraya alsalar bile önce posanızı çıkarıp çok hayati konularda çok ciddi tavizleri alıp ancak alırlar. O zaman da ne olur biliyor musunuz? Hani vardır ya bir e, basra arabı olduktan sonra ben o kadar hayati şeyi kaybettikten sonra girsem ne olur girmesem ne olur. Kaldı ki Avrupa Birliği'nin bir geleceği olduğu da garanti değil. Ha. Ben size söyleyeyim ben e, bu kadar şişmiş bir yapının kendi içinde de çelişkileri olan bir yapının çok yaşayacağını da düşünmüyorum. Son söyleyeceğim şu olsun. Maalesef Kemal Bey'in danışman olduğu olarak belirlediği kişilerin çizgisi ne hikmetse hep bu şekilde. Yani aynen Yunal Çeviköz neyse Namık'tan da odur. Ee, bu kurucu partiye yakışmıyor. Bana göre bu zihniyetin CHP'de yeri yok. Ha şimdi Özgür Özel Bey'e bir soru soruyorum. Öyle bitireyim. Yani hani konuşmasında vardı ya. Kayıt dışı, e, ne dedi? Kayıt dışı siyaset olarak niteledi. Güzel bir laf. Bu danışmanları eleştirdi filan. Yani ben bütün onları dinleyince dedim ki ya o sıralarda muhtemelen Özgür Bey Mars'ta tatildeydi. Hiç buralarla alakası yoktu. E peki hani tam o geçti. Şimdi bundan şikayet eden Bay Özgür Öz. Her şey çok güzel olacak dışında yani ne sorsanız her şey çok güzel olacak diyor zaten. Başka bir şey söylemiyor zaten. Ekrem İmamoğlu'nun bu ne, ne olduğunu anlayamadığım bu değişimcilerin veya genel merkezcilerin uykudan önce programını çok rahatlıkla yapabilecek olan Faik Öztrak'ın buna söyleyeceği bir şey var mı? Yani Avrupa Birliği'nden önce ön alarak Avrupa Birliği adına açıklama yapan bu danışmana bir süreceği var mı yoksa hani tutum belgesi falan diyorlar dilleri mi tutuluyor böyle bir durumda. Ben yani dolayısıyla bundan ben bir Türk vatandaşı olarak çok e, rahatsızlık duyduğumu belirtmek isterim. Ya içte biz yeriz birbirimizi olabilir o fili ama bu tür meselelerde yani şimdi ne ol ne kazandın sen muhalefet olarak ne kazandın? Yani burada Cumhurbaşkanı bak diyorum ben de bir takım tutarsızlıklarını eleştiriyorum işte ama sonuç itibariyle benim cumhurbaşkanım. Bence haklı olarak ya kardeşim sen kimsin? Meali bu değil mi? Sen beni gözden geçireceksin. Ben seni evleviyetle ben gözden geçiririm seni. Gerekirse de yollarımızı ayırırız dediğinde niye sen öncelikle sıçrıyorsun havaya ya? O yüzden şununla bitireyim. Ben bugün devlet beyin söylediklerini o anlamda da, tamamen katılıyorum. Yani Avrupa Birliği'nin bizim için hani bitmiştir efendim NATO ile biz NATO, NATO ile bravo alakalı çünkü bunlar birbiriyle aslında çok ayrı şeyler de değil onu herhalde bir bütün olarak gördü devlet bey ee, ve ne dedi biz Avrupa Birliği ile doğmadık Avrupa Birliği ile de ölmeyiz yani bunu bakın yanlış olan şu bunu olmazsa olmaz hayati bir mesele gibi göstermek ve Türk milletini buraya sıkıştırmak anlatabildim mi o ne oluyor o zaman biliyor musunuz karşı tarafta vazgeçilmez olduğu hissiyatını yaratarak daha da küstahlaştırıyor. Ya şu anda Avrupa Birliği büyük bir küstahlık içinde. Tekrar söylüyorum ya Türkiye Cumhuriyeti devleti bir müstemleke, daha dün kurulmuş bir devlet falan değil. Yahu bu ülke, bu imparatorluk, bu devlet yani devlet geleneği varken sizin bir çoğunuz yoktu ya. Belçika ne zaman çıkmış ortaya ya? Hollanda neydi? Veya diğerleri neydi? Biz yani şimdi o yüzden e, devlet beyin hani bu sözü e, doğru. Yani Avrupa Birliği ile mi doğduk? Avrupa Birliği midir bizim asıl hedefimiz bu mu olmalıdır? Ama şöyle bitireyim. Çok özür dilerim uzattıysam Kesinlikle. ama şu kaygıyı da ben görebiliyorum. Bakın şimdi hani empati diyorlar ya onu da yapayım. Hani samimi olanlardan bahsediyorum. Yoksa e, asıl böyle sömürgeci zihniyet Sömürge aydınları Avrupa'da Avrupa der. O sömürge aydını çünkü. O ama şöyle kaygılar var. Bu kaygılarında da bu kaygıyı duymalarında da iktidarın çok büyük bir şeyi var onu söyleyeyim. Nedir o? Yani biz bize kalırsak ülkede hak ve özgürlükler gelişmez. İstibdat olur, baskı olur. ama biz eğer Avrupa Birliği'ne girersek hiç olmazsa onun etkisiyle Türkiye'de de işte demokrasi olur insan hakları olur, hukukun üstünlüğü olur. Yani bu gibi düşünenleri ayrı tutuyorum çünkü bunlar hani e, Avrupa Birliği'ni bir anlamda Türkiye'deki hak ve özgürlüklerin gelişmesi bakımından bir tür güvence olarak görüyorlar. Ama tabii şunu göremiyor, o Avrupa Birliği e, kendisi için istediği o hak ve özgürlüğü bir başkası için istemiyor evet. aslında. Yani o, o şeyleri de görmüyor ama böyle bir algı içinde. Yani ben şuna karşıyım işte. Ben sana mecburum, sen yoksun. Yani ben, ben Türkiye Cumhuriyeti kimseye mecbur filan da değil. Ben tam bağımsızlığın çok önemli ve değerli olduğunu, bu bir tercihtir. Ben model olarak, hani çağdaş değerleri olarak akıl ve bilim e, ve bu anlamda hukukun üstünlüğü, insan hakları bunu alırım. Ama bizim asıl bence kökümüz ve geleceğimiz ben 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 daha bir Avrasya'da görüyorum. Siz ne dersiniz Ahmet Bey? Yani bu Avrupa Birliği meselesi içinde biraz böyle milliyetçilik saybı olan herkesi rahatsız edecek boyuta ulaştı diye düşünüyorum. Özellikle de milliyetçi kesim tarafından aslında bugün Devlet Bahçeli'nin sözleri de bunun en büyük tezahürüydü bence. Sizin perspektifiniz nedir? Bir de yalnız gemileri yakan bir şey ya. Yani Devlet Bey'in açıklaması hani öyle ya biz de gözden geçiririz filan değil. Evet. Bak Cumhurbaşkanı çok özür dilerim. Gözden geçiririz diyor ama Devlet Bey diyor ki bizim için bitmiştir diyor. Ya yani çok enteresan Ahmet kardeşim doğru, daha doğru, iyi. Doğru, tanır Devlet Bey'i de yani şimdi aslında bu Devlet Bey'in de sayın Cumhurbaşkanı'nın da seçim sürecinde sürekli dile getirdiği tam bağımsızlık vurgusu. Dışa bağımlılığın azaltılması. Kendi başımıza hareket etme kabiliyetimiz kendi göbek bağımızı kendimiz kesmemizin tezahürü dış tarafta şimdi bugün Birleşmiş Milletler'de ilk defa sirayet etti. Sayın Cumhurbaşkanı nezdinde Avrupa Birliği'ne gösterilen tepkiyle. Aynı zamanlarda da Sayın Devlet Bahçeli Bey de yaptığı açıklamalarda bunu dile getirdi. Bunun tezahürü Türkiye Cumhuriyeti'nin tam bağımsızlığını dışarıya karşı da net bir şekilde duruş olarak göstermekten geçiyordu. Ve bunu da bu iki lider de her zaman söyledikleri gibi çok net bir şekilde ortaya koydular. Şimdi bunu bir gerçek olarak kabul edelim. Şimdi Avrupa Birliği Avrupa Parlamentosu nasıl bir rapor yayınladı? Bizi izleyenler belki anımsamazlar ya da tam kelime kelimesine ben bunu aktarmak istiyorum. Mevcut şartlarda Türkiye'nin AB'ye katılım sürecinin yeniden başlatılamayacağını belirttiler. Şimdi burada biz artık yaklaşık 1963 60 yıldan beri bir bekletilme bir aldatılma, bir kapıda sürüncemede kalma, bir başkasının talimatları altına girme şeklinde Avrupa Birliği i̇şte ile ilişkilerimizi, ilişkilerimizi hep aslında diri tutmaya, e, politik yollardan aklı selim şekilde davranmaya çalıştık. Çünkü az önce geçtiğimiz turda söylediğimi tekrardan söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti içinde ebedi dostluğumuz, ebedi düşmanımız yoktur. Bunu çok net örneklerle görüyoruz. Bizim Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin âli menfaatleri vardır. Her ülke için dış siyasette bu bence bu şekilde geçerlidir. Bizim ülkemiz için de aynı şekilde geçerlidir. Menfaatlerimiz doğrultusunda ilişkilerimizin dış politikada temsil edilmesi ve bürokrasinin ilerletilmesi elzemdir, önemlidir. Şimdi bu zamana kadar biz bu bürokrasileri 60 yıldan beri devam ettirmişiz. Fakat 16 fasıl müzakereler açılmış. 16 fasıl Bunlardan bir tanesi geçici olarak kapatılmış. Yani aslında burada kapatılırken veya bize hocamın da söylediği gibi ev ödevi verilirken onların tabiriyle kimsenin Türkiye Cumhuriyeti'ne ev ödevi verme gibi hadsizliği olmamalı. Ve biz de zaten buna karşı çıkıyoruz. Buna tepki gösteriyoruz burada. Aa, tabii kriterleri Türkiye, yerine getirmemizi talep edebilir ama mesajdır. bunu dediğin gibi böyle yok ev ödevi yok öğrencilik öğrenci tabii tabii. Aa, yani, gibi, yani o Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin o konumda edici. olması rahatsız edici bir durumdur. Tabii. Yani her Yok. Türk vatandaşını rahatsız eden bir durumdur bence. beri zaten. Yani olması gereken de şey. odur. Bu rahatsızlıklarla birlikte o dönemlerde bazı bürokrasilerin ilerletilmesi, diplomatik yaklaşımların veya söylemlerin olması bizi bugünlere getirdi Avrupa Birliği kapsamında. Ama az önce belirttim. 16 fasıl müzakereler açıldı. Bir tanesi geçici olarak kapatıldı bu e, müzakerelerden. Şimdi o zaman da neler oldu? Yani Avrupa Birliği neden? Türkiye Cumhuriyeti devletini hiçbir zaman üyeliğine kabul etmeye dahi yaklaşamadı. Yani hep bir şeyleri bahane koştu buralarda. Hristiyan kulübü. Ben net söyleyeyim Hocam, hepsi var. Bence çok çeşitli. Avrupa Birliği var. şartının hani geçmiyor ama şeyine bakın Hristiyanlık konusunda en büyük tartışma orada olmuştur. Bir Hristiyan şeyi diyor çünkü. Burada Kıbrıs sorunu aslında müzakere sürecini orada bir rehin aldı en başlarda. Akabinde daha gidiyordu Kıbrıs. FETÖ, FETÖ darbe girişimi sonrasında 15 Temmuz 2016'dan sonra Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye karşı sergilediği dayanışma eksikliği, bizim terörle mücadelemiz ve özellikle FETÖ'yle mücadelemiz gerek Türkiye Cumhuriyeti içinde topraklarımızda gerekse yurt dışında FETÖ'yle olan mücadelemize soğuk bakmaları, bizim yanımızda yer alacak açıklamalardan uzak durmaları, yargı kararlarına müdahale edecek boyutlara gelecek açıklamalarla Türkiye'yi kendi kontrolleri altında tutmaya çalışmaları bazı engellemelerdi. Devamında Avrupa Birliği Rumların ve Yunan tezlerinin ambargosu altında onların söylemlerinde o prangalardan kurtulamayarak Türkiye'nin tarih haklarından ve egemenlik çıkarlarından vazgeçmesi için sürekli önümüze engeller çıkarttı. Bunu Doğu Akdeniz örneğinde gördük. Biz Kıbrıs meselesinde gördük. Kıbrıs meselesi Doğu Akdeniz'de Libya ile yaptırmış olduğumuz bu anlaşma çok çok kıymetliydi. Yapılmış en doğru hareketlerden bir tanesi ve bunun devamının gelmesini biz daha önce burada konuşmuştuk. Devamının gelmesini de şiddetle talep ediyoruz, istiyoruz. Burada bizim haklarımız, Kıbrıs'ın hakları, Doğu Akdeniz'deki bizim meşru menfaatlerimiz, egemenlik haklarımız, ekonomik haklarımıza hiçbir şekilde beis getirmeden orada aynı mücadelenin devamını bir Türk vatandaşı olarak buradan e, tekrardan ilgilere duyurmak istiyoruz. Devamında Avrupa Birliği sadece Rum ve Yunan komplosunda değil arka planda Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve Fransa'nın da bulunduğu bir blok tarafından birliğe girişinin engellenmesiyle ama bu birliğe girişinin engellendiği zamanlarda da suni gündemler, yapay söylemlerle bizim hep bir bahane bularak birliğe girişimiz bu zamana kadar engellendi. 2019 yılının ikinci yarısında hatırlarsınız hocam Rum yönetiminin ve Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nin meşru hakları hilafına giriştikleri hidrokarbon sondaj faaliyetlerine verdiğimiz tepkiden sonra Avrupa Birliği Birlik Dayanışması adı altında ülkemize karşı aldığı kararlar aslında orada hem Rumların hem Yunanistan'ın hem de arka planda Amerika Birleşik Devletleri'nin tahakkümü altında olduğunu Onların diliyle hareket ettiğini çok net bir şekilde anlamamızı sağladı. Seviye haritası zaten denen paçavra ne için? Türkiye'yi hapsetmek Kıs, için. için. Biz, bir biz şey o sınırda kalmayacağız Allah'tan hocam. İnşallah. da. Ve e, i̇nşallah. E, oradaki sondaj gemimiz de e, ama orada o zaman başladı. Bak, burada o Seviye haritasına başladı. Devamlı konu söyleyelim. O zaman lütfen bir an önce elbette belki bunun şeyleri vardır ama Türkiye ne olursa olsun bir an önce münhasır ekonomik bölgesini ilan etmeli ve bununla ilgili kanununu çıkarmadık. Ha, bitti kardeşim. Bak benim münasır ekonomik bölgem bu. Bitti. Bu sıradaki yapılacak Çok işlemlerden önemli. olduğunu düşünüyorum. Ben bugünkü çıkıştan sonra da özellikle tam bağımsızlık vurgusuyla yapılan bu çıkıştan sonra da aynı şekilde bizim bu e, alim menfaatlerimiz, haklarımızın korunmaya yönelik her türlü hamlenin artık İş geleceğine... İş söylem olarak kalmaz inşallah Ahmetciğim. Hani biliyorsun... Umarım kalmaz gitmeden kalmayacağını gitmeden evvel da düşünüyorum NATO ben. toplantısına gitmeden evvel... Bir baktık ki ya tamam bizimkiler baya bir direnecek orada. Aa, bir baktık ki bir anda orada Finlandiya gözle kaç arasında. Şimdi ama bitmiş. İsveç var. Yani, ona da, yani İsveç direnirlerse bak açık söylüyorum. Sonuna kadar yanlarındayım. Hacım, Direnemeyip de geri adım atarlarsa da bir yurttaş olarak hani şey olarak söylüyorum iki elim yakalarında. Eleştirileri evet. Yani, getiririz orada tabii, zaten. Şimdi, tabii. E, hemen burada söyleyeyim ya İsveç konusunda da ben burada eğer böyle İsveç devam ederse onaylanmayacağını, bu meclisten geçmeyeceği kanaatinde olduğumu daha önceki yayınlarda dile getirmiştim. Hocam da yine aynı şeylerden bahsederek... Ama en azından onu bile yapmasaydık da niye o şey... Yani dur bakalım süreç, düşünürüz hocam derdik. Şöyle, süreci yani. aslında bence Sayın Cumhurbaşkanı çok iyi yönetti. Her ne kadar Ona ben istesem, ben istesem bile... Ona şöyle, İsveç'le alakalı. Ben istesem bile nasıl Amerika kongrem var diyorsa dedi... Benim de meclisim var. Meclis karar verecek. 1 Ekim'den sonra göreceğiz dedi nasıl karar verecek. Bugün Sayın Devlet Bahçeli Bey ne dedi? Eğer dedi NATO konusunda da İsveç bu adımlarını atmazsa Milliyetçi Hareket Partisi olarak onun onayı vermemiz yani NATO'ya üyeliğine onay vermemiz eşyanın tabiatına aykırıdır dedi. Ben hep bunu savunuyorum. Ben de bunu, çim, ben de musun? bunu söylüyorum. Onlar ee... yükümlülükleri yerine getirmezlerse bu karar meclisten sadece MHP'nin tepkisiyle değil bence İyi Parti de ve bazı diğer partiler de buna tepki göstererek Hah. geçmeleri mümkün Tam olmayacak. Tam da buna çok emin değilim. Niye? Çünkü beni rahatsız eden şey şu. Hani burada konuştuk ya. Ya bu kadar hani biliyorsunuz kendine solcu diyen, sosyalist diyen, devrimci diyen, meclis kürsüsüne çıkıp sol yumruğunu kaldırıp ona buna şey yapan tek bir tanesi bile Finlandiya'nın üyeliğinde hayır oyu kullanmadı girip de ya. Yani 200 bilmem kaça sıfır bence bu utanç vericidir. HDP açıklama yaptı biliyorsunuz değil mi? resmen kara gücü olduğunu orada bir kere daha gördük. Biz de de hayır demek isterdik ama dedi işte dedi yani bir takım dedi işte şey şunlar var bunlar var şimdi tam getirir hani. Ya öyle bir şey söyledi ki aa ne güzel hani solcuydunuz siz. E diğer devrimciler o sırada e, resim mi ne çektiriyorlarmış? Resim çek ya diyorum ki işte bu bir kere daha söyleme ya, ya ah keşke o tarihsel görevi ben yapabilseydim. O sırada mecliste olup da hiç kimseyi dinlemeden sadece vicdanımı dinleyerek o meclise girip çatır çatır en azından ya bir kişi bile olsa e, hayır dedi diye dedirtebilseydi. Ben yani bundan endişeliyim Ahmet. Yok şimdi İsveç konusunda son şunu söyleyeyim. Ben az önce tam bağımsızlık vurgusunu yaparken burada aynı şekilde tezahürü olacağını kanaatindeyim. Yani İsveç üzerine düşen yükümlülüklerini yerine getirmezse ben hala aynı noktadayım. Bir dakika yükümlülüklerini yerine getirirse yükümlülüklerini yerine getirirse o zaman o tarihlerde konuşulacak. Peki hocam. O, tamam hayır. Ne olacak? Bak bağlı, madem onu açtık. Hayır hayır neler olacağına yükümlülüklerini... bağlı hocam. Şöyle Hocam terörle mücadele yasasını Yo, geçirdin, terörle geçirdi geçti Terörle mücadele yasası değil o. PKK'yı attı. Bak hepsini hocam, yaptı. Onların, Bence bu bile hiçbir şey değil. Hocam Almanya bunların örneği var. <laughs> Almanya'sı, Fransa'sı hala içerisinde bir sürü Belçika'sı içerisinde bir sürü PKK'lı teröristle barı İsveç Ama sen İsveç. Vay, tamam hocam şunu söyleyeceğim ben. Onların terörle mücadele kanunu çıkarıp çıkarmaması da çok önemli değil. Onların evet. aslında bizim güvenliklerimiz ya. Biz madem bunlarla güvenlik konusunda bir işbirliği yapacağız, sen benim senden istediğimi bana bir e, güvenlik arkadaşı olarak, işbirliği yapacağım kişi olarak, ülke olarak vermen lazım ki. Ben de sana onaylı Şu an bir tek biz kaldık onaylı. Tamam ]'den. işte yani. ben de diyorum ki, bu bak de. bakış açımızdaki farklı şu. Ben diyorum ki, İsveç'in üyeliği İsveç'le konuşulacak bir şey değil. Çünkü İsveç'in üyeliği Amerika'nın talebi olduğu için ben taleplerimi buradan yapmam. Hani görünürde ben giderim derim ki Amerika'ya bir dakika, bir dakika sen... Şu da işte şeyden elini çekeceksin. Oradan elini çekeceğim. Bana şunu bunu vereceksin. Ben öyle şey yapacağım ya. Bana ne? İsveç onu yapmış da Hocam, güvenliğimi sağlamış bunu... da yani biz baştan yanlış tamam. hareket ettik. Tamam siz şunu baştan... söyleyin. Siz dü siz düğmeyi diyorsunuz baştan yanlış iliklendi. Ben de diyorum ki o düğme Aa. yanlış iliklendiyse o düğmeyi sökeriz tekrardan düzgün ilikleriz. Yanlış yapıldı da yanlış gidecek diye bir kanaat yok. Ha bugün bunu siz, yapabilirsen ne hocam, güzel. Hocam siz dile getirdiniz bugün devre arasında konuşurken dediğiniz güzel, gibi güzel, Sayın tabii. Cumhurbaşkanı Amerikalı yetkilerin gözünün içine bakarak evet. terör örgütlerine vermiş Tabii. olduğu desteği kesin dedi, dedi bugün. Dedi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulundaki onların ev sahipliğinde söyledi. Dedi de işte e şimdi, demek yetmiyor. Ama hocam bu da Bunu demesi ama ne, lazım. ilk turda ne dediniz? Bunun demesi bile bir mesaj. Tamam. Bir duruştur. Çok güzel. Bu tam bağımsızlık duruşu. Ama. Ben de bunun devamının geleceğini uygulamalarla da geleceği inancındayım. Dediğim gibi. Ah, Bizim âli menfaatlerimiz sen. en önemlisidir. Bu âli menfaatlerimiz gereği ne gerekiyorsa dış politikada menfaatlerimiz doğrultusunda o yapılmalıdır. Söylemlerle uygulamalar tuttuğu noktada biz zaten hocamla aynı noktada olacağız. Tabii. Ben şuna inanıyorum dış şimdi politikada. Şimdi bak bu aşamadan sonra Avrupa Birliği'ne karşı bir anda bayrağı yarıya indirirsen pes edersen mesela bak şimdi konu konuya açıyor evet, güzel evet. oluyor. Şimdi bak sen Yunanistan Interaktif şimdi oldu. Yunanistan bak Yunanistan ben şunu söylüyorum bence dünyada birbirine Türkiye ve Yunanistan kadar benzeyen iki ülke yok. Ya inanılmaz. Bak dini çıkar. Niye biliyor musun? 500 sene beraber yaşamışsın. Bak geçen bir şey okudum. Bir İngiliz diplomat ne diyor biliyor musunuz? Amerika'nın diyor şu anda jeopolitik olarak en büyük kabusu bak aynen böyle söylüyor. En büyük kabusu Türkiye ve Yunanistan'ın barış içinde yaşamaları ve sorunlarını çözmeleridir diyor. Yani Amerika fişek onu hepimiz biliyoruz. Tamam ama Netice itibariyle Yunanistan arkasına güvenerek devlet kapasitesinin üzerinde maksimalist şeyler yapıyor mu yapıyor. Şimdi ben şunu düşünüyorum söylüyorum. Yahu böyle istikşafi görüşmeler bir araya ya bak Yunanistan bu taleplerinden vazgeçmediği sürece biz asla Yunanistan'la barış yani şey yapamayacağız. Tamam mı? E şimdi sen bir gün ey Yunanistan ertesi gün Gel barışalım. E, bir gün öyle. Ya yani ben diyorum ki bir tutarlı, e, net ve kararlı bir şey izlensin. Yani Yunanistan'ın şu an anlayacağı bir dil var. Hocam, Başka çaresi yok. Dış politikada işte yapılan her şeyin ben e, ülkemizin menfaatleri doğrultusunda yapılması gerektiğine inanıyorum. Evet. Ben o dengeli politikanın da bu yüzden önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi hocam sizin dediğinize geleceğim. Şöyle gelelim. Hmm. Bir gece ansızın gelebilirim. Sayın Cumhurbaşkanı bunu söyledi. Evet talimat verdi. Biz gittik. 6 saate Atina'dayız. Bunu herkes biliyor zaten. Yani Yunanistan'ın bize direnme gibi bir şansı yok. Elbette. Şimdi yok. böyle bir durumda biz neden ilk e, savaşı başlatan veya ilk böyle bir şeyi yapan o tutarlılığı sergilediğimizi düşünelim. <laughs> tamam gittik ya. ya ben, bütün her şeyi yaptık ama tamam ya gittik. Ben savaşalım. Gidelim adamı Ama işgal edelim demiyorum. Barış Sadece, görüşmeleri de %100 olmamalı işte. Onlar. E, yani İstişar burada... görüşmeler de %100 olmamalı. Onlara şey çünkü anladığı biz. dilden sizin dediğiniz yani, mesaj vermeliyiz. Onlar bunu anlıyorlar. Bak biz o mesajı verdikten sonra. Şu deniz inan bana. Ya hocam i, dünyanın en güzel denizlerinden bir tanesi. Ve inan bana şu iki ülke. Kardeş kardeş yani ya öyle. herkese yeter bu bu ya, deniz herkese hocam yeter. Daha işte. önceki yayınlarda söylemedik yani. mi Türkiye ile Yunanistan'ın kavga etmesin. Amerika'nın şu ister, Düşünsene, barış bu burada istemez buradan ki. siz vizesiz, şeysiz, Her kimlikle adalara gidiyorsun. <laughs> e, öyle değil mi ama? Sen oraya gidiyorsun, o sana geliyor. Şey ekonomi canlanıyor. Boş yere birbirine karşı silahlanmıyorsun. Yani o kadar kazanılacak hocam, şey var ama işte Yunanistan'a taviz vermemekle. Çünkü Yunanistan şöyle bir ülke. En küçük bir şey gösterdiğinde tepede çıkıyor ya. Çünkü kapasitesinin üstünde olmasına i̇şte, rağmen. Kapasitesinin üstünde yaptı. o açıklamalardan sonra da Sayın Cumhurbaşkanı çıkıyor. Bir gece alsın gelebiliriz diyor. Bütün söylemler yeri iniyor. E, bir dakika bunu tarafından. söylüyor ondan sonra, Ama ondan başkası sonra hocam, hocam, yani Ondan sonra yapılması ben. gereken de o dili biraz daha yumuşatıp Dışişleri Bakanlığı nezdinde görüşmeleri hızlandırıp belki o barış sürecini katkı sağlamaktır. Şimdi İnşallah. hocam biz bölgemizde bakın. Ben e, ya bir Türk vatandaşı olarak siz de bence aynı görüşte olduğunuz için biz barış isteriz. Elbette Afrika örneğini canım. verdiniz. Elbette. Afrika'da biz nasıl gittik? Biz barış biz isteriz ama kendimizden de milli çıkarlarımızdan da zerre fedakarlık etmeyiz. Gerekirse de savaşta göz alırız. Tabii ki de hocam biz mevfat demeyiz ne gerektiğini Sen çok yaparız. güzel bir şey söyledin. Atatürk'ün gene ben dünyada böyle bir örnek yok zaten. Bu kadar büyük bir komutan, büyük asker ama hani mecburi, hayati, zorunlu olmadıkça savaş bir cinayettir diyen, savaş meydanında ölmüş bir Yunan askerini kolların arasına alarak, ah be çocuk, ne işin vardı senin burada diye gözyaşı dökebilen başka ben dünyada şey görmedim devlet adamı. Hocam hala biz konuşuyoruz, teröristler bile... Teröristler bile yardıma orada mü yani müdahale ihtiyaç oldukları Türk da, askeri, askeri orada vefalı duruş gösteriyor. Ya gösterip Türk geliyor. askeri biliyorsun orada şehit vermeyi göze alarak sivil şeylere e, azami derecede e, özen gösteren bir ordu. Çok güzel bir yani. hikaye vardı kısaca bahsedeyim. bir e, yani. o bölgedeki işte Türk askeri giriyor oğlum nereden geldiniz biz Türk'üz diyor vefalı <laughs> Türk geldi yine. Tekrardan söylemini yapıyor. Yani Türk askerinin Türk'ün abi, abi. ne kadar vefalı olduğunu, ne kadar mazlumun yanında olduğunu bunu Biz sadece değil. soydaşlarımız değil, her dine mensup olan tüm insanlık bilmektedir. Biz hmm. de o yüzden bölgemizde, gerek güneyimizde, gerek Kafkasya bölgesinde Azerbaycan sınırında, gerek kuzeyimizde Rusya-Ukrayna arasındaki barış politikalarını düzenleyen bir ülke konumunda, arabulucu ülke konumunda, garantör ülke konumuna gelecek düzeye gelmemiz, batımızda Yunanistan'la olan ilişkilerimizi düzenliyor olmamız. Bakın her tarafımızdan Etrafımızın çevrili Sarıldık. olduğunu anlatmaya Sarıldık. çalışıyoruz biz burada aslında. Amerika şimdi biliyorsun silahsızlandırılamayacak gayri askeri statüdeki iki adaya Amerikan üstü kuruluyor. Ya bu resmen meydan okumaktır ya. Hem düşün gayri askeri statüde bir de oraya üst kuruyor. Ve yani. şunu söylüyorlar bu programda hani konuşmuştuk hatırlatmak için söylüyorum. Biz diyorlar böylelikle Türk boğazlarını bile e, önemsiz kılacağız diyor. Çünkü... Boğaz gibi diyor orası öyle olacak diyor yani böyle bir kuşatma altındayız. Ya onlar da işte fazla fazla söylemlerde bulunuyorlar. Ondan sonra da e, Sayın Cumhurbaşkanının bu şekilde Birleşmiş Milletler'de kendilerine söylediğinin <laughs> arkasından bir şey söyleyemiyorlar. Yani bunların hepsi e, bir oyun yani bir oyun derken satranç oyunu hamle oyunu. Bu dış politikalarda her ülkenin yapmış olduğu açıklamalar bir hamle olarak değerlendiriyorum. Herkes her ülke tabii ki de kendi alim menfaatleri için. Davranır. Buna göre hareket eder. Buna göre açıklamalar yaparlar. Elbette. Dediğim gibi çok üst perdeden seviyeden açıklama da yaparız. Bugün ne dedik? Azerbaycan'ın yanındayız. Can Azerbaycan'ın yanındayız. Kardeşimiz Azerbaycan'ın yanındayız dedik. Ermenistan'a kısacası parantez içerisinde bak büyük ağır sonuçları olur. Kendine çeki düzen ver dendi. Şimdi yarın öbür gün biz farklı şeyleri konuşup tekrardan barış sürecinde bir ara bulucu rolü üstlendiğimizde veya o masada oturacak bir ülke rolü üstlendiğimizde bu sefer de barış, sakinlik, aklı selim açıklamalarla bu ülkedeki veya bu ülkenin topraklarına gelecek herhangi bir tehlikeli unsuru engellemek adına menfaatlerimiz uğruna biz orada barışı isteyeceğiz. Çünkü biz barış istediğimiz zaman bakın az önce anlattığımız Engezur koridoru burada barış gerçekleştiği zaman olacak bir mevzudur. Evet. Ve bu mevzunun gerçekleştiği andan itibaren inanın ülkenin Türkiye'nin dış ticaret açığı da çok ciddi oranda azalacaktır. Çünkü ihracatımız artacaktır. Ve Çin'den gelecek bütün ticaret mallarının Avrupa'ya gidişinde ülkemiz çok kritik bir role sahip olacaktır. Ve yine Türkiye Cumhuriyetler nezdinde de ülkemiz ekonomik olarak istediği ticaret seviyelerine gelecek. Bunlar bizim ekonomimize katkı sağlayacak ve önümüzdeki 3-5 seneyi belki daha iyi şeyler konuştuğumuz ekonomimizin toparlanmaya başladığı zamanlar olarak Konuşacağımız kanaat ne? Peki, hadi geçelim iç siyasete. Şimdi CHP tarafında işler biraz karışık biliyorsunuz. Bir süredir aday kim olacak meselesi tartışılıyor. Peş peşe de talepler açıklandı. Özgür Özel aday olmak istediğini söyledi. E, ancak bugünün gündeminde Faik Öztürak ve Özgür Özel'in e, MYK politikası, e, Polemi. vardı. <laughs> hep vardı. hep po politikadan bahsettiğiniz <laughs> <Evet>. için. Evet. <laughs> Polemi vardı. Biraz detaylandıralım. Şimdi Özgür Özel e, MYK üyelerinin yeterince görünür olmadığını yani bir kitlesi olmadığını söyledi. Faik Öztrak da buna tepki gösterdi. E, nasıl değerlendirirsiniz <laughs> bu tarzı? Tam yani. insanına sordunuz biliyor musunuz? İşte evet. bir tane e, görünür birisi vardı e, veya birkaç kişi vardı. Hepimizi ihraç ettiler. Şimdi yani ben işte mesela buna inanamıyorum. Bak hocam, çok güzel. Çok özür dilerim. Sözümü özür dilerim. ne demek iste. ne ben, demek ben, bana ustağım. gelmeden Ben sadece buradan CHP'li yetkililere sesleniyorum. Sayın hocamı tekrardan bu partiye alsınlar. <laughs> Çünkü bakın, <laughs> sayın hocamın bu partiye tekrar inanın bak inan hocam. Bence bizi izleyen vatandaşlarımızın da gerçekten önemli taleplerinden bir tanesidir. Hocam Cumhuriyet Halk Partisi'ne geri döndükten sonra söylemiş olduklarını uyguladığı andan itibaren Cumhuriyet Halk Partisi kurucu kodlarına geri döner. Ülkede gerçekten i̇ktidar muhalefet olur. olarak hocam iktidar, i̇ktidar olma olur, konusunda iktidar. emin değilim ben, ama ben çok eminim muhalefet iddialıyım. Muhalefet konusunda gerçekten vatandaşın hakkını, hukukunu savuna iktidarı da olabildiğince en iyi şekilde ve yapıcı bakınız. Sadece saf eleştiriden bahsetmiyorum. Yapıcı eleştiriler sağlayabilecek bir e, mekanizma olduğu kanaatindeyim. Hocamı tanıdıktan sonra da bunu çok rahat söyleyebiliyorum. Hocam gibilerin muhalefette olması e... her zaman daha önemlidir. Hocam kusura bakmayın şey, yok estağfurullah. Sağ ol güzel sözlerin için. Şimdi zaten e, şimdi bak zaten bizim ve benim ihraç edilmemin bir, bir manası var. Yani şimdi gerçekçi olalım. Canan Kaftancıoğlu ile Ümit Koca Sakal, e, Bekaroğlu ile Ümit Koca Sakal, e, e, Taşkınla Ümit Koca Sakal, Sezim, Sezgin Tanrıkulu Tanrı, aynı yerde olamaz ki. Bak ben, ben, ben şunu yanlış anlaşılmasın. Ben bu saydığım isimlerin politika yapmasını asla ve katı e, engelleme düşüncesindeyim. tam tersine. Onların ifade özgürlüğü dahil tabii ki sınırları içinde ifade özgürlüğü demek her şeyi söyleyebilmek demek değildir. Bir hukukçu olarak da söylüyorum. Ama siyaset yapma özgürlüğünü bense bakın benim şey yaptığım şu ben diyorum ki bu fikirleriyle HDP'ye gidebilirler. Buna ilişkin bir parti kurabilirler. Ama hem bu fikirler içinde olup da hem de Atatürk'ün kurduğu partide siyaset yapamazsınız. Bu bırakıl siyasi olmayı ahlaki bir problem. Ya düşünsenize sizin altı okla, ok cumhuriyetin kurucu kodlarıyla, üniter yapıyla, ne bileyim halkçılıkla, devletçilikle, e, altı okun ok tamamıyla sorununuz varsa... ...hem böyle olup da hem de bu partide bulunmak ahlaksızlık değil mi? Ya bu kadar basit mesele. ben Benim şeyim o. Yani... O yüzden e, bizi zaten e, bütün ulusalcıları vesaire bir punktunu bulup e, ihraç ettiler. Şimdi ya ben zaten şunu söyleyeyim. Ben Atatürk'ün bu partiyi o zaman fırka kurarken ki şeylerini çok iyi biliyorum. Ve bakın ya bu adam bir deha şimdi madem oradan girdik. Şimdi böyle parti içinde ben bakıyorum bazı adayların vesaire işte sol vurgusu olacakmış da sosyal demokrasiymiş de vesaireymiş. Yani soru çok basit bir soru soruyorum. Bu partinin kuruluşunda Atatürk tarafından kurulurken neresinde sol veya sosyal demokrasi var? Atatürk bilmiyor muydu solu, sosyal demokrasiyi? Bakın bu bir dehadır. Bu bir e, sosyal psikoloji bilmektir. Çünkü Atatürk diyor ki ben diyor ilk defa bir açıklamayı yaparken daha çok başlarda böyle bütün bir halkı, milleti kucaklayacak bir fırka kurma niyetindeyim diyor. Bakın amacı bu. Herkesi kucaklayacak. Peki herkesi nasıl kucaklar? Şimdi siz sol dediğinizde ya da sağ dediğinizde bitti. Kaldık yani sol ne? Sağ ne? İçini nasıl dolduracaksınız? Nuranım bugün ben hep söylüyorum, bunları anlatıyorum. Yani yumruğu kaldırmakla, sol yumruğu kaldırmakla, iki slogan atmakla sol olmuyorsun ki. Sorsanız HDP sol ya Kürt kökenli yurttaşlarımızın kanını hemen feodaliteye tek bir lafı yok. Bakın. Toprak ağalığına bir lafı yok. Amerika Orta Doğu'dan defol diyemeyeceksin. Biji Serok Obama ondan sonra Amerika'nın kara gücü olacaksın. Sonra solu. Ha başka bir şey daha söyleyeyim. Çoğu insan bilmiyor. Bu solcu HDP o feodal ağlar aslında ve, ve hainler Şeyh Said ve said Nursi'yi her sene düzenli olarak anmalarını geçtim. Tekke ve zaviyelerin açılması için kanun teklifi verdiler ya. Bu nasıl bir solculukmuş ya. Şimdi kim sol, kim sağ. Hani bak kim muhafazakar, milliyetçi kim bunlar. içi kolay doldurulur. Ya o yüzden bak adam bir deha. Ne demiş? Söyle, söyle bak. Cumhuriyetçi, devletçi, halkçı değil mi? Layıklıktan yana ama doğru anlaşılacak bir layıklıktan bahsediyorum. Çarpıtılmış bir layıklık değil. Ondan sonra başka ne kaldı? İşte milliyetçi bir tane daha kalmış olmalı. Ee, cumhuriyetçi layık devletçi halkçı. Halkta, halkçı. Zaten onun üzerine kuruyor. Doğru. Ee, bir fırka ve mukaddes bir cemiyet olarak niteliyor. Bakın. Ve ne diyor biliyor musunuz? Ömrümüz bunu diyor ben memleketin hayrına vakfettiğim diyor. Yani düşünebiliyor musunuz düklediği anlamı? Şimdi böyle bir partiyi siz sola, sağa vesaire sıkıştıramazsınız. Ben de herkese soruyorum. Bu saydıklarımız hiç kimseyi rahatsız etmez ki. Halkçılık kimi rahatsız edecek? Milliyetçilik kimi rahatsız edecek? HDP rahatsız edecek. Cumhuriyetçilik yani bütün bir halkı kucaklayacak şey bu. O yüzden ben diyorum ki Cumhuriyet Halk Partisi sağa veya sola veya sosyal demokrasiye sıkıştırılamayacak gölgesinde herkese yer olan bir büyük çınar. Ben ona döndürmekten yanayım. Özü dediğim bu. Zaten ben genel başkan olsam hep anlatıyorum. Hemen bir şeyle diyecektim ki derim ki veya partimiz tadilat sebebiyle iki ay kapalıdır. Tadilat. Parti içinde şöyle gel bakalım gelin bakalım. Şu perdeleri açın içeri Atatürk girsin. Aç şu perdeleri içeri halk girsin. Partiyi böyle hemen iki tane tahmin. Bir, bu partide artık mezhepçilik, etnikçilik, bölgecilik, hemşericilik bitmiştir kardeşim. Yurttaşlık, emek, liyakat ve parti ilkelerine bağlılık. Bu kadar basit. Anlatabildim mi? Bunları şey yaparım ve o zaman görürüz. Ben iddialıyım. Bunları halka doğru anlattığınız zaman aslında layıklığın, dini değerleri de saldırılara karşı koruyacak insanların din ve vicdan özgürlüğünü garanti edecek müthiş bir şey olduğunu insanlara ben anlatırım iddialı söylüyorum ve bu parti iktidara gelir ama e, tabii ki bunu engellemek üzere şimdi ben bu adaylıkları görünce Nur Hanım biraz gençliğime gittim 2018'de ben aday adayı dedim ki ya bu ne güzel bir konformuş böyle genel merkeze başvuruyorsunuz Genel merkez size e, genel merkezde yer tahsis ediyor. Orada açıklamayı yapıyorsunuz son derece nazikane hayırlı olsun. Ben aday adayı olduğumda Nur Hanım. Tabii ne? O sırada yöneticilerden yemediğim küfürler kalmadı neredeyse. Bak isim de veriyorum açsın kızınlar Veli baba Nasıl hakaretler? Vay sen kimsin de aday oluyorsun türünden. O Bülent Tezcan'ın açıklamaları. Ondan sonra ee, bir o sırada gene aday aday olmuş birisi efendim Cumhuriyet Halk Partisi'nde aday olunmaz. Aday gösterilir. Hani haddimi bildiriyor. Bir başkası Ümit Koca Sakal vakası diye yazı yazıyor. Ee, şey efendim trajikomikmiş de oymuş da buymuş da ve ama en büyük onur madalya bırakın siz böyle yer göstermeyi. Kongre salonunda oturacak yer bulamadık birileri yer vermese düşünebiliyor musunuz? Ve ben gittim Divan Başkanı Eskişehir Belediye Başkanımızdı, e, Yılmaz Hoca. Hocam dedim, daha imza toplamaya vakit var, halen vaktim var. Müsaade edin, madem aday adayıyım, değil mi? E, hakkım, CHP üyesiyim. Kürsüden 5 dakika, fazla istemiyorum, 5 dakika hitap edeyim. İzin verilmedi. Biz kongrede falan konuşturulmadık. E şimdi, Özgür Özel Bey dahil, bütün bu beyzadeler o sırada, Partide değil miydi? Gıkları çıktı mı? Çünkü herkes kendine demokrat. Ama bir onur madalyam var. Bir onur madalyam var. Ben imzayı toplayamadım. Ben de biliyordum toplayamayacağımı. Ben şunu anlamıyor insanlar. Ben bir onur mücadelesi verdim. Bir vicdan haykırışı, bir bayrak gösterme. Biz de varız ya Kemalist olarak biz de varızı gösterdim. Ve onur madalyam şudur. Allah herkese nasip etsin. Ben imzayı toplayamayıp da hani şeye giremeyince arkamdan ilk tweet'i atan sırrı sakık oldu. Ve dedi ki e, işte İzmir Marşı'yla geldin, Mehter Marşı'yla gittin. Ben de kendisine şöyle bir canıtı verdim. Hayırdır bu bu karın ağrısının ağrı e, nedir sırrı sakık diye şey yaptım. Ondan sonra e, baş, bakın kimler rahatsız olmuş. Niye? Partiyi bakın kimler ele geçirmiş. Şimdi o yüzden hani bu, bu bunlar hakikaten çok hoş diyelim böyle adaylıklar ama hiçbir şey değişmez. Şöyle ee, şey yapayım. Şimdi ee, ee, şey gene masal anlatıyor bize. Siz Faik Öztürk sordunuz. Hı hı. E, bir kere diyor ki ee, seçimler kaybedilmiş. Vay be. Sonunda. So Vallahi Liste ben müthiş bir şey. Bir Gerçekten geldim. mi yani? Aa. Ama bardağın dolu tarafını görmek lazımmış. 25 milyon oy aldıklarını ee, hala hocam. Şey aslında bardağın dolu tarafı dediği söylemek istemiyor ama bardağın dolu tarafı dediği koltuklarına koruyor olmalıdır. Ha bu arada unutmadan çok değerli bir şey unuttum onu söyleyeyim müsaadenizle şöyle. E, o sırada gene ben böyle aday adayı olduğumda e, o, o, dönemde birisi işte beni acemilikle suçladı. Bak ben öz yapmayı da seven bir insanım. Doğrudur. Acemilik yapmış olabilirim. Bir sürü konuda yanlış yapmış olabilirim. Mesela ihracıma yol açan olayda belki bunlara o kozu vermiş olabilirim. Tuzağa da düşmüş olabilirim ama ben bir sade üye olarak ifade özgürlüğümü korudum ama hani yanlış da ama yurttaşlarıma şunu söylemek istiyorum. Ben de insanım. Hata yapmış o dediğim gibi acemilik yapmış olabilirim. Ben profesyonel siyasetçi değilim. Ben halktan bir insanım. Ama yanlış yapmış olabilirim dediğim gibi ama namussuzluk yapmadım. İlkesizlik yapmadım hiç kimseyle kirli bir takım pazarlıklar içine de girmedim. Bunu da belirtmek isterim. O yüzden ha çok müsteriyim. O sırada da bana hocam ya daha neyi bekliyorsun artık? Hadi artık be. Ha bak şunu da söyleyeyim. Ben o sırada bir sürü yere gidiyorum. Boğuşuyorum, ediyorum. Arkamda insanlar var. ADD'ler. Ben zannettim ki acemilik biraz da bu. Ama önemli değil. Ben gerekirse yalnız da yürüyeceksin. Gerekirse. Ama zannettim ki ben bu aday adaylığımı açıklayınca Böyle bir heyecan ve şey olur. ADD'ler arka arkaya açıklamalarla Ümit Hoca'nın yanındayız. Evet Atatürk'e dönüş vesaire diye. Ya şöyle bir döndük. <laughs> Kimse de yok. Garip olan ne biliyor musunuz? Taban. Halk yanımızda ama hani o şeyleri de e, görmedik yanımızda. Onu Keşke demek istiyorum. Yani, yani yalnız. çünkü meğer maalesef herkes için söylemiyorum ama maalesef siyaset kirlenmiş. Herkesin farklı beklentileri var. İşte bir meclis üyesi olacak, aday olacak, o olacak ama hiç helal hoş olsun. Biz girdik, boyumuzun ölçüsünü aldık. Şimdi demek ki başkaları biraz boy e, ölçü, %48 efendim bardağın dolu tarafı buymuş. %48'i bir araya bak bir kere gene söylüyorum. Ha, şunu anlayın. Bak bu kafayla bir yere gidemezsiniz. Yüzde %48 oy Kemal Bey'e verilmedi. Sizlere verilmedi. 48 oy Erdoğan'ın karşısındaki adaya verildi. Yani o %49 oyun emin olunuz 5-6 oyu bile menfi bakımda Erdoğan'ın oyu. Yani ona duyulan öfkenin, kızgınlığın, karşıtlığı ne derseniz değil. Yani Erdoğan karşıtlığı ve çaresizlik yüzde 48 oy aldı. Siz dalga mı geçiyorsunuz? Siz almadınız. Zaten siz, siz olarak oy alsaydınız zaten seçimi kazanmıştınız ya. Bu kadar basit. Yani o yüzden hikaye anlatmasınlar bize. Ee, işte İzmir Kongresini gördük parti Niye bu kavgalar bakın. Bir davaya inanmış. Bir dava etrafında birleşen insanlar arasında bu tür kavgalar olmaz Nur Hanımcığım. Bunlar ancak kişisel koltuk ve ikbal kavgalarında bu tür kavgaları görürsünüz siz. Evet. O yüzden e, yani... Hani şimdi bunları söylemişler şöyle bitireyim hani ya işte şimdi de e, işte efendim televizyona çıkabilecek üye sayısı azmış da figür sayısı artması e o zaman kardeşim bizi niye ihraç ettiniz? Niye ihraç Be Sadece beni değil beni işte İrem Çiçek hatırladığım e, Sevigen ondan sonra e, belki unuttuklarım da vardır. Yani o yüzden bu değişim palavralarını bıraksınlar. Önce siz bir değişin yani gidin anlamında değişin ya. Hep değişim değişim değişin e değişim, e değişimin, ben yani bakın öbür şeyde Özgür Özel'e gelemedim şimdi sevgili kardeşime vereyim sözü. Ee, Yok bilekleme o... gideceğiz sonra. Ha, özgür Özel'de konuşuruz ama yani şimdiden söylüyorum. Bütün bu süreçteki günahların, yanlışların ortağı olanlar vaftizciliğe ve kurtarıcılığa soyunamaz. Bu kadar basit. Peki 3. saat diliminde de yine konuşmaya, tartışmaya devam edeceğiz. Ayrılmayın bizden kısa bir araya gidiyoruz. İdiler ekranlarından bir kez daha iyi akşamlar diyelim. Farklı açıdanın son saat dilimindeyiz. Devam ediyoruz kaldığımız yerden CHP'nin içerisindeki karışıklıkları konuşuyorduk. Ahmet Bey devam edelim sizinle. Ha, ben o zaman bu Özgür Özel'in çıkışıyla ilgili tamam. daha sonra mı bir yok, bir tur daha hocam, olursa olur. Yani tabii bence tabii. Hocam, tamam da yok yani ee, şey Özgür değil. Özel Kosto, yani şöyle, olmasın, <laughs> ben hani en azından yurttaşlarıma şunu söyleyeyim be ben sosyal medya hesabımdan bunları hep şey yaptım ama çok ana hatlarıyla söyleyeyim. Ya şimdi Özgür Bey ne kadar zamandır milletvekili? Hocam ben yazdım. He, söyleyeyim mi? Yani 24, sünlükmen. 25, 26, 27, He, 28. Dönem. Tamam dolayısıyla 5. değil mi bu? Evet hocam 5. Tamam, 8 yıldır parti yönetiminde. O da doğru. Doğru. Ee, şimdi bu kadar zaman parti içinde olup da şu anda genel başkanın eleştirdiği hangi politikalara itiraz etmiş ya? Çok basit bir soru ya. Efendim biz kapalı kapılar ardında yaptık. Ne malum? Üstelik hani bazı öyle vahim yanlışlar vardır ki sadece itiraz etmek yetmeyebilir. Çıkarsın, şey yaparsın, istifa et vesaire. Şimdi bir kere o bir. İki, ya kendisi hemen seçimden sonra parti içinde Kılıçdaroğlu istifa etsin diyen yok. Sosyal medyada var ve altı kazındığında da AKP trolleri çıkar diyen kendisi. Şimdi ne değişti? Ya peki o zaman sormazlar mı adama? Peki sizin üstünüz kazındığında acaba altından ne çıkar diye. Yani şimdi değişimi 2011'den beri e, olup da e, e, genel başkanın sürekli yanında olan Özgür Özel mi yapacak bu değişimi yani? Ne değişecek? Ben onu anlamadım ki. Şimdi tutum belgesine baktım. Yani şimdi Bir de böyle moda oldu. Tutum belgesine baktım. E, bu bir kere bak bu belki gözden kaçmış olabilir. İmamoğlu'nun Oksijen gazetesindeki o benim küreselci popülist manifesto ismini verdiğim şeyin bir başka versiyonu. Bakın hep aynı şey. Tüm farklılıkları kucaklamak. Özgür ve eşit yurtta yurttaşlık zırvası. Bu meşhurdur. Kayyum eleştirisi, Kürt sorununun çözümü. Bak mesela silahlı çatışma ve terörün sonlandırılması. Ya silahlı çatışma ne var mı? Onu hep ben söyledim ya kimle kim arasında? Ki eşit güç mü var? Şimdi bu kimlere mesaj verdiği belli. E şimdi Kemal Bey de zaten bunları söylüyor. E o zaman siz geldiğinizde neyi değiştireceksiniz onu anlayabilmiş değilim. İşte efendim ön seçimi getireceklermiş. Şimdi Detaya girmeyeyim. Barış ya arkadaş bunların icine cicine her şeyini anlattı. Ya 2018 kurultayında ön seçimi kaldıran siz ve şu anda sizin yanınızda olan değişimciler değil mi? Tek tek isim isim açıkladı Barış arkadaş bunları. E, peki o sırada neredeydin? helalleşme adı altında, yüzleşme adı altında palavralarıyla parti sanık sandalyesine oturtulurken, cumhuriyetle hesaplaşılırken Özgür Özel neredeydi? Şimdi en takıldığım şey de 39 milletvekili. Aa, hiç duymadım ya 39. Aa, Haberim isim. Ya. ya şimdi bakın ben size okuyayım. 6 Mayıs 2023. Sivas'ta halka hitap ederken diyor ki Saadet, Demokrat, Deva, Gelecek ve İyi Parti'nin çalışkan, güzel, namuslu ve iyi insanları ittifakımızda. Listemizin tamamına kefiliz. Bakın, listemizin tamamına kefiliz. Bizim listemizde milletin güzel evlatları yani bu bütün koydukları bu taşkınlar bu e ee, şey ne, eski ya neydi Adalet Bakanı şey, en çan, çok tepki çankaya, alan çankaya Sadullah Ergin. Heh, Sadullah Ergin demek ki milletin güzel evlatları, canım evlatları, temiz evlatları var diye güzelleme yapan kendisi. Ben detaya girmek istemiyorum ama lütfen insanlarımız e, Semih Dikkatli'nin varyansında çıkan ne anlamı kalır ki Atatürk'ün Türk'ün yazısını okusunlar? Orada sadece bilinenleri değil daha kimler kimleri milletvekili yapmışlar bir görsünler. Ama bütün partilerde aşağı yukarı var ama mesela bak en baştan kendi memleketi Manisa'da bak kimi yapmışlar? Selma Aliye Kavaf. Bu bir kereden bir şey olmaz ifadesini kullanan e, eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sema Ramazanoğlu'nun kardeşi. Daha bunun gibi niceleri var. Yani e, KHK'lar mı ararsın? Sorosçular mı ararsın vesaire? Şimdi bunların hepsine kefil olmuşsunuz siz. Daha ne anlatıyorsun? Ee, peki e, Atatürk'e kefere diyen parti meclisine girip milletvekili olurken Kemalizme ırkçılık diyen İzmir'de birinci sıradan milletvekili olurken e, ne bileyim Atatürk'ün resmi parti içinde indirildiği sırada olay oldu ya böyle. Ondan sonra TTK'ya kimyasal silah iftirası ve diğer iftiralar atılırken. Sen neredeydin be Özgür Bey? Biz hiç sesini duymadık senin. E şimdi diyor ki bir de e biz diyor e, ki bu tutum belgesinde de ben bir fikrin ilanı, bir reddiye görmedim, bir kamuculuk, liberalizme eleştiri, özelleştirmenin reddi, milli millileştirme vesaire bunları da hani görmedim. Ha arada tatlandırıcı ve kıvam arttırıcı olarak alkış almak için bir iki cumhuriyet, bir iki Atatürk. E sen demedin mi hani Atatürk ne dedi e, alkışlayarak işte alkış almak için Atatürk diyerek ilerlenmez de ama ondan sonra sen istediğin gibi yap son söyle şunu söyleyeyim e, bu konuşmada bir de yani ben HDP ve yeşil sola bir reddiye yok Sezgin Tanrı kuluna evladımız diyor e şimdi ne değişecek Ben şunu anlamıyorum ya bu durumda Özgür Özel demek şey demek e, Kemal Kılıçdaroğlu demek Kemal Kılıçdaroğlu demek Özgür Özel demek her ikisi demek İmamoğlu demek İmamoğlu demek bunlar demek yani birimiz hepimiz hepimiz birimiz için. Ve dolayısıyla işte Atatürk'ün partisiymiş ve e, Atatürk'ün partisini iktidar yapacak ya siz önce partiyi yeniden Atatürk'ün partisi haline getirin bir de şu şey beni iki şey çok rahatsız ediyor. E Atatürk'ün partisi bak 50 kere söyledim 51. kere söyleyeceğim bu parti Atatürk'ün partisi değil bu partiyi çünkü Atatürk kendisi için kurmadı Türk milleti için kurdu dolayısıyla bence bu söylem yanlış bu parti Atatürk'ün kurduğu ilkelerini ve rotasını saptadığı ama Türk milletinin ve halkın partisi bu ya ne demek Atatürk'ün partisi geliyor kendisi için kurmadı bak ne diyor ben diyor bunu ülkeme vakfettim milletime vakfettim diyor. Anlatabildim mi? O yüzden bırakın bu artık Atatürk'ün. Siz Atatürk'ün kurduğu partiyi halkın partisi, Türk milletinin partisi olmaktan çıkardınız. Halkçılığı bitirdiniz zaten. Yani o yüzden iki işte Atatürk'ün koltuğunda oturuyor da Kemal Bey. Kemal Bey ve onun zihniyeti ve sizin zihniyetiniz Atatürk'ün koltuğunun yanından geçemez. Atatürk'ün koltuğu kolay değil onu doldurmak. Ne yapacaksınız biliyor musunuz? Cumhuriyet'in kuruluş kodlarına, ilkelerine, Atatürk ilke ve politikalarına söylem bazında değil, eylem bazında ve fiilen sahip çıkacaksınız. Hayata ki konuşmanızın bir yerinde bir devletleştirme olsun ya. Bir planlama olsun, bir kamuculuk olsun, bir şey olsun. Bir reddi olsun şu terör örgütü uzantılarına, şunlara bunlara ya öz olsun yanlış yaptık deyin. Şöyle bitireyim var evet, hep bitireyim diyorum bitiremiyorum. Uf. Hakikaten bitireyim. Yani dediğim gibi bu süreçte bunlara ortak olmuş... E, bu günahların hepsinde payı olanlar hani vaftizcilik var ya günahlar vaftizci ya vaftizcilik de yapamaz kahramanlığa da kurtarıcılığa da soyunamaz baktım hemen bozacı ve şıracı e, ilk şey nedense şeyden gelmiş tabi İmamoğlu'ndan tebrik ve şimdi bir motto tutturmuşlar CHP değişirse Türkiye değişir ya bu değişim neye tehlikeli biliyor musun bak değişim her zaman iyi bir şey değildir E, Alaaddin'in lambası gibi bir şey değil. Kaldı ki ya, valla, çıkacak cinin ne yapacağını da bilemesin bir daha içine de. CHP, bak değişim meyşin bırakın bunları. Önemli olan hayır, Türkiye değişirse değil. CHP değişirse Türkiye değişir değil. CHP kurucu kodlarına ve özüne geri dönerse Türkiye değişir bak. Siz onu sağlayın. Sizde de olacak bir şey değil. Yani yoksa bu zihniyetle. Koltuk dışında hiçbir şey değişmez söyleyeceğim de bunlar. Siz ne dersiniz Ahmet Bey? Bu CHP tarafından sıkça duyduğumuz değişim dönüşüm çağrılarına nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi son taraftan başlayayım. CHP değişirse Türkiye değişir sloganından. 2019'da Sayın İmamoğlu büyük bir mağduriyet sonrasında kahraman ilan edilip İstanbul'u kazandığında o zaman da Sayın <laughs> Cumhurbaşkanı'nın söylemi olan İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır mottosuyla 2023 seçimlerine hazırlandılar. 2023 seçimlerine giden yolda hep bunlardan bahsettiler. Sonra baktılar ki kazanamadılar. Sonra dediler ki bizim yeni bir şey bulmamız lazım şimdi bunu çıkarmışlar CHP değişirse Türkiye değişir. Valla bu kafa yapısıyla gittiği sürece Sayın hocamın dediklerine Aynen katılıyorum şöyle katılıyorum yani Kılıçdaroğlu Özel Hiçbirisinin birbirinden fark yok sebeplerimi ve gerekçelerimi birazdan ben de açıklayacağım. Ya bu kafa yapısı bu kişiler sadece isimler değişmediği sürece biraz sonra açıklayacağım gerekçelerle birlikte CHP de değişse bütün kadrolar yeniden değişse de bütün kadrolar gitse de her şey bitsin parti yeniden sıfırlansa bile CHP'nin bırakın Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yönetmeye talip olmasını ben bir sınıfı daha yönetebileceğini düşünmüyorum. Biraz daha ağır konuştum şu anda. Şu kafa yapısıyla çok mümkün gözükmüyor. Anlattığımız gerekçeler. Sen tabii yok. yönetimsel olarak yönetimsel söylüyorsun. Değil mi? Hocam yoksa ülkenin hepimiz, yönetimine gelmesinden bahsediyorum. Yoksa hocam. Ahmet kardeşim de bilirim ki CHP'nin kurumsal kimliğine hala. E, kurumsal kimliğe alakalı. Hani, değil. Bu kurumsal kişiler, kimlik hepimiz için değerli hocam, çünkü. Bu kişiler, Senin de payın var CHP'de. Kesinlikle. Bu kişiler. Bizde herkesin payı var. Bu kişiler. Bu şekilde başa gelseler yönetimi ülkenin yönetimine bu ülkeyi yönetemeyeceklerinden bahsediyor. Zaten bunlar başa gelse onu o, o iktidar gerçek anlamda CHP iktidarı olmaz zaten işte. <laughs> Şimdi e, biraz daha ben genelde konuşmalarımda hep geniş bir çerçeve çizmeye çalışıyorum. E, anlamışsınızdır biraz. Yine ben aslında bu değişim tartışmalarına nasıl geldik? Sayın Kılıçdaroğlu ne oldu? Yani bir daha bir toparlama yapmak lazım. Çok bazen anlamdan uzaklaşıp neyin ne olduğunu da kaçırabiliyoruz. Ya bizi izleyenlerle de bir anlam bütünlüğü sağlamak adına bunun önemli olduğu kanaatindeyim. Kırılma noktası şimdi tabii seçimlerin öncesine gelmek lazım kırılma noktasından önce. Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Sayın Kılıçdaroğlu'nun kendi tabiriyle tek adam siyasetini değiştireceğini iddia ederek, ülkede tekrardan liyakati getireceğini iddia ederek, güçlendirilmiş parlamenter sözlerini getirerek bunu en büyük vizyon ve misyonu belirterek bir seçim propagandası devam ettirdi. Bu seçim propagandasında yanlış yaptığı çok fazla şey en büyüklerinden bir tanesi de Türk milliyetçilerini oylarını göz ardı ederek HDP'nin oylarına saygı duyduğunu ve onların oyları sayesinde bir yerlere gelmeye çalıştığını her yerde beyan ettiler. Onlara her yerde yeşil ışık yaktılar. Sadece kendisinden bahsetmiyorum. O dönemde ya bu hareketleri ta ta yaparken Seçmenle talip olursun ama kendisiyle hocam, şey yapmaz. Zaten bakınız Kürt oylarına talip olabilinir. Bu zaten e, meşru bir şeydir. Yani Ancak kökenli yurttaşları onlardan evet. bahsediyorum. Ancak terörle arasına mesafe koyamayan, terörün siyasi uzantısı partisinin yanına alamaz. Benim zaten tepkim bu. Bence herkesin tepkisi de buydu ki seçimlerde milliyetçi seçmen tokat gibi cevabını verdi. Sen milliyetçileri bir kenara atamazsın dedi. Bunu çok net bir şekilde gördük. Şimdi seçim bittikten sonra hatta seçim devamında bu propaganda söylenince altılı masa ya nasıl ne dedi? Halil İbrahim sofrası dedi. Herkes dedi gelebilir bizim masamız Herkes açık dedi. Peki seçim bitti. Alışıldık mağlubiyet tekrarlandı. Şapka düştü. Kel göründü. Demokrasi, adil yarış, öz eleştiri tamamen bir kenara bırakıldı Sayın Kılıçdaroğlu tarafından. Seçim mağlubiyetinin en büyük sorumlusu Sayın Kılıçdaroğlu ve onun etrafında kümelenen A takımı, kadro kendileri hariç herkesi mağlubiyetin sorumlusu ilan etti. Şimdi burada kimden bahsediyorum? Hemen burada bir atıf gelmesi lazım. Sayın Özgür Özel o zaman da Sayın Kılıçdaroğlu'nun en, en büyük destekçilerinden değil miydi? A takımın içinde değil miydi? Onlardan biriydi. Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylık sürecinde bu söylemlerini yaparken en büyük desteği o vermiyor muydu? O veriyordu. Hocamın dediği gibi en küçük bir eleştiri geldi mi? En küçük bir şerh koyma geldi mi, tarihe not düşme geldi mi? Gelmedi. Sayın İmamoğlu da keza aynı ağladı, şekilde. Ağladı biliyorsun. Tam onu, oraya geleceğim hocam. Yazık oldu <laughs> o gözlerden sana şimdi, akan yaşlara. Şimdi Özgür Özel konusunda geldiğimde oraya da geleceğim. Bak söyleriz de şarkısını. Hüngür hüngür ağladı hocam, hüngür hüngür. Ya bir zamanlar <laughs> sevginle Ateşlenen başını dizlerinin yerine Dayasaydın taşlı adam... Bizi izleyenler uykudan Değil önce mi? hocam çok güzel... İyidir iyidir onu da iddialıyım açık söyleyeyim. Çok güzel oldu bence de. Teşekkür Allah hocam ağzınıza sağlık. Araya sıkıştırmak Şimdi, lazım. Bu mağlubiyeti hep başkalarına yaftalandı vesaire. Sonra İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Akşener'e e, suçlandı. A takım suçlandı. Ondan sonra iyice Sayın Kılıçdaroğlu haddini aştı bence orada. Seçmeni suçladı. Dedi ki Sayın Erdoğan'a oy verenlere yani... Verilmiş meşru haklarına bir halel getirerek e, seçmenin iradesine göz dikti orada. Ve Türkiye'nin kaybettiğini savundular. Ya size soruyorum. Bizi izleyenlere de sorayım. Sayın Kılıçdaroğlu, velev ki bu seçimi kazansaydı, Cumhurbaşkanı olsaydı, bugünkü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda nasıl mesaj verirdi? Sizce nasıl mesaj verirdi? Bence Dünya 5'ten büyüktür izlenimini ve tezahürünü veya tam bağımsız Türkiye mesajını veya Azerbaycan'ın yanında duran bir mesajını veya bizim... İçeride söylediğimiz hep tam bağımsızlık. Milli duruşu dışarıda biz tezahürünü veya söylemini nasıl görürdük bence göremezdik. İşte ben buradan bizi izleyenlere de tekrardan aslında nasıl bir seçim yapıldığının anlatmaya çalışıyorum. Şimdi devamında biz hep Kılıçdaroğlu'nda neyi gördük? Böyle... Bir yandan İyi Parti ile, bir yandan eski AK Partililer Deva ile gelecekle, bir yandan Saadet Partisi ile, bir yandan HDP ile, bir yandan Ümit Özdağ ile sürekli bir pazarlık. 39 milletvekili verilmesi, Ümit Özdağ bakanlıklar verilmesi ve kimsenin bunlardan haberdar olmaması. Bir tutarsızlık, seçmende bir güvensizlik, Kılıçdaroğlu'nun neticede seçimi kaybetmesine sebep olan bu etmenler vardı. Bunlar neticesinde Sayın Kılıçdaroğlu karmaşık bir siyaset anlayışı güderek aslında bir aşure siyaseti diyebiliriz buna. Herkesi her şeyden biraz biraz içine. Sonra ortaya çıkan bir ürün var. Fakat bu ürün kendisinin kazanmasına yardımcı olmadı. Yeterli olmadı. Bu da bunun farkına vardı. Sayın Kılıçdaroğlu seçim kaybettikten sonra en büyük karşılığını Sayın Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı yardımcılarından bir tanesi olacak olan Sayın İmamoğlu'ndan geldi. Sayın İmamoğlu her yerde Sayın Kılıçdaroğlu ile bizim aramızda hiçbir şey yok. Hiçbir sorunumuz yok. Baba oğul. Baba oğul ilişkisi. E, ben adayım diyemem. Hadsizlik yapamam dedi en son açıklamalarında İstanbul için özellikle. Evet. Beni gösterirler. Sayın Kılıçdaroğlu da buna karşılık ne dedi? Çok sakin bir şekilde başarılı olan bir belediye başkanımızı biz tabii ki de aday göstereceğiz dedi. Ama bu da ben Ankara içinde, İstanbul içinde Sayın Kılıçdaroğlu'nun yapmış olduğu bu açıklamanın orada İyi Parti'ye bir mesaj verilmesi, İYİ Parti ile ittifakla birlikte tekrardan oraları kazanımlarını korumak istediği kanaatindeyim. Çünkü Sayın İmamoğlu, Sayın Akşener'in size işte ittifak desteklenmeyecek 81 ilde kendi müstakil aday çıkaracak açıklamasından sonra İmamoğlu şunu söyledi. Meral Hanım'la oturup konuşacağız dedi. Şimdi bu sorunlu bir ifade. Yani sanki her şey kendi başına karar verecek. Kendisi ikna edilebilir bir düzeye getirecek. Ve İYİ Parti tekrardan GİK'ten çıkar, müstakilen seçime girme kararından sonra kendi yanlarına çekmek için siyaseten her yolu deneyecek. Şimdi yoksa acaba Kemal Bey artık çok kurt bir politikacı oldu. Kaybedileceğini bile bile e, Ekrem Bey'i orada tekrar aday gösterip siyasi hayatını mı bitirecek bilmiyorum da, yani. Ama bilemiyorum. hocam şöyle düşünelim. Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın İmamoğlu aday göstermeseydi ne diyeceklerdi? Sen parti içinde Tabi tabii işte Çok ne güzel bak bir intikam diyor oluyorsun, almış, intikam oluyorsun intikam oluyorsun derlerdi. Abi, bak, o ne zaman güzel, seni aday gösteriyorum. Evet. Buyur kardeşim. Ne? gel diyor tekrardan meclise. Kaybetse ne olacak? Şimdi kaybederse de o zaman İmamoğlu'nun suçu. <laughs> Sayın Kılıçdaroğlu orada. Şimdi Sayın Akşener'in masadan <laughs> kalkması gibi oldu bu olay olur. Neden diyorsun? Sen seçilemeden olacak. E i̇şte Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığına tepki gösterdi. Orada da ben de söylemiştim. Sayın Muharrem İnce ne dedi? Ben de söyleyeceğim bak. Bu seçim kaybedilecek Kılıçdaroğlu alıyorsa dedi. Sonra çıktı ne dedi? Ben demiştim dedi. E şimdi aynısı olur. Kılıçdaroğlu olacak. Ben gösterdim aday. Kendisi kazansaydı diyecek o zaman. Kaybettikten sonra eğer kaybederse seçimi buradaki seçimi İmamoğlu. Dediğiniz gibi siyasi hayatının da bence biteceği kanaatindeyim. Yani büyük ölçüde. O yüzden bugün ben baktım Barışçı arkadaşlar partinin için çok iyi bilen birisi. İmamoğlu'nun özellikle hani aday gösterilmemek adına her türlü şeyi yaptığını ve adaydıktan hani azat edilmesini istediğini tamam, söylüyor. hocam niye genel başkan aday olmadı? Madem o kadar istiyordu azat edilmek istiyordu. Niye genel başkanlığına aday olmadı? Acaba, neden işte acaba Özgür Bey üzerinden şey mi yokluyor? Bir bakalım tansiyon şimdi, ne? İşte, o kadar böyle bakayım, şey var ki işte hocam, taht oyunları olunca böyle oluyor şimdi işte. Biz ilk başta konuştuğumuzda hep ne konuştuk Nur Hanım? İmamoğlu'nun genel başkanlığını konuştuk değil mi? Peki evet. ne olmuştu da? Belediye biz, başkanlığından çok Biz Sayın öyle. Özgür Özel'in adını biz ilk nerede duyduk? Hatırlıyor musunuz nerede duydum? Ben size söyleyeyim. Bu olağanüstü görüşmeler gerçekleşirken Devlet Bahçeli Bey'e mikrofon uzattılar mecliste yürürken. Sınıf arkadaşınızın karşısında kim olmasını istersiniz dedi. Özgür Özel dedi. Onu desteklerim ama onu desteklemem dedi. Bugün toplantıdan sonra aynısını soruldu. Ve e, Devlet Bahçeli Bey de e, kendi içlerinde olacak bir mesele şeklinde e, üstü kapalı bir ifade verdi. Biz Devlet Bey'in açıklamasından sonra Özgür Özel'in ismini duymaya başladık. Yani bu siyasetten yapılan bu açıklamalar aslında okları bir anda başka yöne çevirdi. Sayın İmamoğlu da belki bundan önce düşünüyordu, düşünmüyordu bilemem. Özgür Özel'in adaylığı gündeme geldikten sonra hep şu şey yaptılar. Politikayı izlemeye çalıştılar. 2023 seçim, 2024 seçimleri de geçtikten sonra Sayın İmamoğlu İstanbul'u tekrardan kazanma arzusuyla ve misyonuyla hareket edecek. 2028'e mi hazırlanıyorlar? 2028 yani? Cumhurbaşkanlığı seçimlerine Sayın İmamoğlu, Özgür Özel'in genel başkanlığında oraya doğru bir dönem daha İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı yaparak ilerleyecek. Bence arka plandaki amaç bu. İşte Cumhurbaşkanı da yeni anayasa üzerinden bir daha adaylığını ortaya koymaya çalışıyor. Sayın Cumhurbaşkanı artık Son filan dedi, hiç inanmıyorum. Hocam, hiç hiç. Ya. Yani görüşürüz. Yani anayasa değişikliği olursa onu bilmiyorum ya da değişikliği ee? mi öyle bir şey olur Anayasa değişikliği e, ne yapacaksın? Yani <laughs> Sayın Cumhurbaşkanı'nın çünkü yaptığı açıklamalar sürekli artık yavaş yavaş biz sıramızı savacağız, gençlere bırakacağız, torun seveceğiz şeklindeki açıklamaları vardı. Ee, <laughs> sanırım süremizin de yavaş yavaş evet, sonuna geldik. Ben Hayır. Özgür Özel alakalı kısaca hemen toparlayacağım bu konuyu. CHP'de konuşacak çok şey var ama. İsimlerin değişmesi çok önemli değil. Az önce başlangıçta söylediğim gibi. Yani Kılıçdaroğlu seçimden önce mecliste yaptığı son grup konuşmasında size son kez bu kürsüden hitap ediyorum dediğinde hüngür hüngür ağlayan Özgür özellik görüntüler var biliyorsunuz. Şimdi evet. e, grup başkan vekilliği, grup başkanlığı gibi partinin en yüksek organlarında görev aldı Sayın Özel. Kılıçdaroğlu'nun bir dediğini iki etmedi. Yıllarca onun en ateşli savunucularından biri oldu. Seçim döneminde onun adaylığına karşı çıkmadı. Velhasıl kelam Sayın Özel CHP içindeki sade zincirlerinin en önemli halkalarından bir tanesi. Bunu hepimiz kabul edelim. Tıpkı evet. Faik Öztürak gibi. Seçmenin istediği değişim Sayın Kılıçdaroğlu nezdinde aslında Kılıçdaroğlu ve tüm o ekibinin mantığıyla beraber değişmesinin isteğidir. Ee, burada amaç aslında değişim değil bir stabilizasyon. Çünkü kılıç Sayın Özel de Kılıçdaroğlu'nun bir tezahürü olduğunu tekrardan dile getirdik biz burada. Ee, muhalefetin ben yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin az önce söylediğim çağrıyı yeniliyorum. Umarım hocamı tekrardan geri alırlar. Peki. Hocam tekrardan yönetime gelir. <laughs> Bu gibi kişileri, <laughs> biz Özgür Özel <laughs> gibi kişileri, <laughs> Kılıçdaroğlu gibi kişileri konuşmak yerine gerçekten Atatürk, Atatürk'ün kurduğu kurucu evet. kodlarla var olan bir Cumhuriyet Halk ya Partisi işte yapıcı eleştirilerle konuşuruz, beraber biz de, burada görmek devletleştirme isteriz. Devletleştirme konuşuruz, planlama konuşuruz. Çünkü planlama Türkiye Cumhuriyeti'nin konuşuruz. demokrasisine yani. de bu fayda sağlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşlarının da sorunlarını en üst perdeden dile getiren, evet. Sayın Hocam gibi düşünen muhalifler olur ve o da artık bizim ülkemizin hep birlikte kalkınmasına fayda sağlar. Değerli katkılarınız için teşekkür ederim. Sağ olun. Ağzınıza sağlık. Biz çok teşekkür ederiz. teşekkürler. Farklı açıdanın sonuna geldik. Hukukçu Profesör Doktor Ümit Koca Sakal ve hukukçu avukat Ahmet Çobanoğlu yayın konundu. Noktalıyoruz burada. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.